Sağ olun. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Elif Özkan geliyor. Elif, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Açık söylemek gerekirse bayağı heyecanlıyım. Ne söyleyeceğimi bile bilemiyorum çok şu anda. Çok açık ettin kendini Elif. Dürüst olmak da iyiyimdir diyebilirim. Tabii tabii, buraya ilk oturduğun zaman o heyecan olması gayet doğaldır. Elif, seni tanımak isteriz. İsmimi anons ettiniz ama yeniden söyleyeyim. Adım Elif Özkan. 23 yaşındayım fakat yakında 24 yaşıma gireceğim. Ne yazık ki yaş alıyorum. Şu anda influencer market... Ne yazık ki demeye başladın mı Elif? Maalesef 20 yaşından sonrasını ben hiç anlayamadım. Yani çok hızlı geçiyor. Sen fakat her yaşında bir tatlılığı var. 30'lu 40'ı gör. Eğer seni 20 hızlı geçtiyse bu zamana kadar 40'ı anlamazsın, öyle diyeyim sana. Bir bakmışsın 50 olmuşsun. 18 yaşımı 2 saniye yaşamış gibi hissediyorum, açık söylemek gerekirse. Siz de biliyorsunuz zaten. Onun dışında influencer marketing specialist olarak çalışmaktayım bir şirkette. Influencer marketing? Influencer marketing departmanında influencer marketing specialist'ım. Specialist. Uzman diyebiliriz. Uzman. Evet. Nasıl oluyor bu uzmanlık? Gerçekten cehaletimden soruyorum. Yani aslında biliyorsunuz ki devamlı yeni meslekler ortaya çıkıyor teknolojiden dolayı. Bu da aslında ülkemizde de aslında dünyada da yeni bir meslek. Sosyal medyadaki influencerlarımız biliyorsunuz birçok takipçisine etki eden anlamını da veriyor zaten. Onlara bilgi veriyor. Biz de o verdiği bilgileri vermesini sağlıyoruz, daha doğrusu ürünlerle. Tanıtmasını sağlıyoruz diyebilirim. Onlarla iletişim içerisindeyiz. Anladınız mı bilmiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişsindir. Heyecandan anlatamamışımdır. Yani biraz hani kendine yortarsan belki. Doğrudur. Abi benim de cahilliğim var ama altyapı hiç yok bu konuda. Estağfurullah. Elif, başka neler yapıyorsun? Üniversiteden mezun olduktan sonra ben... Nereden mezun oldun? Ben İstinye Üniversitesi'nden mezunum. Ebelik bölümünden mezunum. Fakat şu anda ikinci üniversiteme okuyorum ve orada da işletme öğrencisiyim. Yeni yollar deniyorum. Daha öncesinde de yurt dışında bir öğrenci olma serüvenim geçti. Devamlı kendimi öğrenci olarak buluyorum aslında. Ne yapmak istiyorsun peki? Hedef ne? Hedefim öncelikli olarak kendimi yeni kariyerde başarılar katmak istiyorum. Kariyerime devamlı farklı alanlarda bir izlenim katmak istiyorum. Kendime yatırım yapmak istiyorum. Çünkü bu dünyaya bir kez geliyorum ve bu geldiğim dünyayı en iyi şekilde değerlendirmek ve bir yerlere iz bırakmak istiyorum. Anladım. Umarım gönlüne göre olur. Kiminle geldin? Teşekkür ederim. Babamla geldim, canım babacığım. Sözü kendisine verelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ben Elif'in babasıyım ama kızıma sonuna kadar güveniyorum. Heyecan yapmazsa iyi bir yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Siz de biraz heyecanlı mısınız? Vallahi ben de çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir programa çıkıyoruz. Doğal olarak. Sizi de tanımak isteriz biraz. Ben Mustafa Özkan, 1970 Kastamonu doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyordum, şu anda emekli oldum. Nasıl gidiyor emeklilik hayatı Mustafa Bey? Emeklilik hayatı iyi. Çocukların emekli olmasını bekliyorum. Yani okulların bitmesini bekliyorum. Kaç çocuk var? 3 tane çocuk var. Birisi evli, bu ikincisi. Bir tane üniversiteye hazırlanan oğlum var. Allah bağışlasın. Güzelliklerini görün inşallah. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Elif, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım diyelim. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi karayolu yolcu taşımacılığında kullanılır? A. Sıcak hava balonu. B. Planör. C. Vapur. D. Minibüs. D. Minibüs son kararım. Tebrik ediyorum Elif. Sırada ilk paralel sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. S.
Sesleri algılayabilme, iyi tanıyabilme, seslerden yeni ritimler elde edebilme ve müzik aleti çalabilme becerileri olan zeka hangisinin sözlük tanımıdır? A. Matematiksel zeka, B. Analitik zeka, C. İşitsel zeka, D. Görsel zeka. C. İşitsel zeka son kararım. Elif, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 5000 liraya garantiledin. Bir hedef var mı aklında? Bir hedef. Aslında ilk önce ilk iki soruda elenmemek benim en büyük hedefimdi. Çünkü biliyorum ki daha sonrasında beni izledikleri zaman Elif bu soruda elendim mi sorusuyla karşılaşmak benim için çok büyük bir korkuydu. Şu anki hedefim ikinci barajı da geçtikten sonra son soruya kadar gitmek inşallah. Umarım, umarım. Şansın yanında olsun Elif. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Şirinler adlı çizgi filmde Şirinlerin nerede yaşadığı söylenir? A. Şirin Köyü, B. Şirin Eyaleti, C. Şirin Mega Kenti, D. Şirin Metropolü. A. Şirin Köyü son kararım. Tebrik ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Ölçüsü 360 derece olan düzlemsel açıya ne ad verilir? A. Dar açı, B. Doğru açı, C. Tam açı, D. Dik açı. Dik açı 90 derece, doğru açı 180 derece, dar açı 90 derecenin altı. Tam açı son kararım. Doğru bir şekilde de açıkladın. Diğer şıkları da tebrik ediyorum Elif. Teşekkürler. Sesli açıklama ihtiyacı duydum nedense. İyi yaptın. Teşekkür ederiz. Beşinci soruya geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü hangisinin sözlük tanımıdır? A. Tornado, B. Tundra, C. Muson, D. Hamsin. Aslında benim bu soru hakkında bir cevabım var. Fakat şu anda heyecandan hata yapmaktan çok korktuğum için... Acaba yapmasam mı ya Joker'im? Kaç saniyem vardı bu soruda? 30 saniyem var şu an. Kullanabilirsin süreni de. Son 10 saniyede karar verebilirsin. Aslında Tundra olduğunu biliyorum ama... Hiç riske atmasam mı ya? Niye riske atayım ki? Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Dönüşte 14 saniyen var Elif. Sevgili seyirciler, kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü hangisinin sözlük tanımıdır? A. Tornado, B. Tundra, C. Muson, D. Hamsin. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %63 oranıyla B şıkkı, ona da en yakın %18 ile C şıkkı demişler Elif. Sen ne dersin? Açık söylemek gerekirse başından beri aynı fikirdeydim. B, Tundra son kararım diyorum. Senin de aklında Tundra mı vardı? Evet. Elif, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Keşke Joker kullanmasaydım fakat klasik bir cevap olarak vermek gerekirse buranın heyecanı çok başka, evet, ve hiçbir, evet, şeyi riske atamıyorsunuz Kenan Bey. Bir yerden sonra atman gerekiyor. Farkındayım. Ki ilerleyebilirim. Evet. Şimdi 6. sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde Elif. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. İnleyen
Dinlediğiniz İnleyen Nameler adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Erol Büyükburç, B. Cem Karaca, C. Erkin Koray, D. Selami Şahin. Hiçbir fikrim yok. Telefon joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Aybüke Şahin Bircan, Kerim Emre Atik, Egemen Bora Özkan. Kimi arayalım? Kerim Emre Atik'i arayabiliriz. Yakınınız nedir Elif? Kendisi benim arkadaşımın arkadaşı. Arkadaşım benim çok yakın arkadaşım fakat kendisi Kerim'i önerdi ve kesinlikle sana yardımcı olacağını müzik inanıyorum dedi. Müzik konusunda mı yardımcı olacak? Evet. O yüzden çok detayını bilmiyorsun. Kişi hakkında mı? Evet. Açık söylemek gerekirse anladım. Evet. Anladım, problem değil. İyi akşamlar Kerim, Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Elif Özkan 6. soruda takıldı, sana danışmak istedi. İyi yapmış ama yardımcı olayım kendisine. Sorumuz sessiz bir soru Kerim. Önce dinleyeceğiz, sonrasında Elif sana soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak. Tamamdır, hazırım. Bekliyorum. Evet, dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Dinlediğiniz İnleyen Nameler adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Erol Büyükburç, B. Cem Karaca, C. Erkin Koray, D. Selami Şahin. Son 20 saniye. İnleyen Nameler adlı şarkı. Erol Büyükburç, Cem Karaca, Erkin Koray, Selami Şahin. İnleyen Nameler. Kim seslendirmektedir? Erol Büyükburç. Erol Büyükburç. Tamam. Teşekkür evet, ederim. Büyük. Çok sağ ol. Aa, Erol Büyükburç son kararım. Ediyorum Elif. Teşekkür ederim. Arkadaşının arkadaşı Kerim doğru cevap verdi. Çok teşekkür ederim buradan Kerim'e. Gerçekten bana yardımcı olduğu için çok minnettarım. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. Hazır mısın? Oldukça hazırım. Hatta 50 bin lira rahatım. Değerindeki sorumuz geliyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, dizelerinin yer aldığı Atilla İlhan'a ait şiirin adı nedir? A. Lavinia, B. Yerçekimli Karanfil, C. Ben Sana Mecburum, D. Göğe Bakma Durağı. Normalde Atilla İlhan'a karşı büyük bir hayranlığı var fakat şu an heyecandan dolayı dizelerden hangi şiir olduğunu hatırlayamıyorum. Niye böyle oldu hiçbir fikrim yok. Yarı yarıya joker hakkımı kullanayım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. Ben Sana Mecburum. D. Göğe Bakma Durağı. D. Göğe Bakma Durağı son kararım. İsimlerden mi çıkarmaya çalıştın? Evet. Umarım doğru çıkarmışsındır. Köşe başında deliksiz dinlensem, durak gibi, sana kullanılmamış bir gök getirsem, oralardan. Umarım doğru çıkarmışımdır. İnanamıyorum ya. Evet, Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiiri olacaktı. Göğe Bakma Durağı Turgut Uyar'ın şiiri. Doğrudur, doğru. Sağlık olsun Elif.
Teşekkür ederim. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Aslında arkadaşlarım elenirsen ve erkenden elenirsen lütfen bize selam gönderme dediler. Erkenden elenmedin, ikinci baraj sorusuyla elendin. Evet. Arkadaşların söylediği yani üçüncü soruda, ikinci soruda elenirsen evet. Gibidir. Yüksek ihtimal öyledir fakat ben onlara selam söylemek. Bu sefer de sen söyleme bence. Öyle dedilerse sen söyleme. Ya, yine de söylemek istiyorum. Peki, aslında. Peki söyle. buradan annem Sevinç Özkan, kardeşim Uğur Özkan, biricik yeğenim Kıvanç Gürsoy, ablam Sedef Gürsoy ve eniştem Emre Gürsoy'a selam söylemek istiyorum. İş arkadaşlarımdan Büşra, Emre, Kader, Noha, Cemil abim ve Cihan abime selam söylemek istiyorum. En yakın arkadaşım Nida, Kamil, Sefa ve Barış'a da ayrıyetten selamlarımı ileterek buradan tüm Türkiye'ye diye devam etmek isterdim fakat özellikle babamın arkamda olduğunu bilmek bana çok büyük bir güç veriyor. Her şeye rağmen bana inandığı için çok teşekkür ediyorum. Babacığım özür dilerim ama umarım daha güzel yerlere, daha büyük başarılara adımlar atarız. Mustafa bu bir son Bey'in değil. Keyfi gayet yerinde. Teşekkür ederim. Tabii bunu bilmem iyi oldu. Mustafa Bey'in keyfi gayet yerinde. Var mı başka selam? Sanırım kalmadı. Düşün ilkokul arkadaşlarını falan. Teşekkür ederim. Peki Elif, ben teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. 5000 lira aile oluyoruz. Seni böyle alayım lütfen. Teşekkürler. Tebrik ederim. Başarılar dilerim. Evet. Sağ olun. Abdullah Palazoğlu geliyor. Merhabalar. Buyurun efendim. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi tanımak isteriz. Ben Abdullah Palazoğlu. Konya doğumluyum. Akademisyenim. Evliyim. Eğitimi nerede aldınız? Amerika'da. Texas Christian Üniversitesi Teoloji Fakültesi mezunuyum. Fuller Teolojikal Seminer'de doktoramı yaptım. Özetleyecek olursak, yani işte yurt dışında çok üniversite işleriyle uğraştık. Hı hı. Son hangi ülkelere gittiniz? İtalya, Yunanistan ve İsrail. Teoloji eğitimi var. Teoloji alanında profesör derecem var. Yani en son İsrail'den istifa ettik, geldik. En son İsrail'de miydiniz? Evet, Ben Gurion'daydım. Bu süreç içerisinde bu süreç orada içerisinde, mıydınız? Evet, o vahşeti orada canlı canlı bizzat görünce istifa ettim. Ve döndüm ülkeme. Siz de Gazze'ye uzaktaydınız muhtemelen. Tabii uzak. Aşağı yukarı 174 kilometre falan uzakta. Tel Aviv'de mi? Hayır, Ben Gurion. Beerşeva. Hmm. Beerşeva'dayız. Baktım bunları görünce yani benim yetiştirdiğim insanlar bunu yapamazlar. Bir gün yapacaklar belki, öyle bir vahşet. Çünkü inanılmaz bir vahşet. Ve dedim ben bunu yapamam. Pılımı pırtımı, bütün yayınlarımı, makalelerimi, kitaplarımı ne varsa hepsini internet ortamı da dahil topladım. Bir hışımla Türkiye'ye geldim. Hoş geldiniz. Sonra eşim müracaat etmemi istedi. Şeyi merak ediyorum Abdullah Bey, oraya geçmeden evvel. Siz şimdi direkt olayın göbeğinden geliyorsunuz. Doğru. Yani biz buradan gördüğümüz kadarıyla İsrail hükümetinin politikasıyla İsrail halkının tavrı birebir paralel gitmiyor. Çok ters. Birçok insan, tabii, değil mi? Birçok orada Yahudi cemaatinden olan insanlar İsrail hükümetinin bu tavrına karşı çıkıyorlar. Filistin'e zulmediyorsunuz diyorlar, evet. Ve buna karşı, değil mi? Doğru. Yürüyüşler falan yapıyorlar. Doğru, şu anda siz içeriden gördünüz, nasıldı? Halkın yani, tavrı nasıl? Halkın tavrı zaten bunu istemiyor. İstemiyorlar, değil mi? İstemiyorlar. Bir ikincisi, Siyonist dediğimiz ırkçı Yahudileri asla istemiyorlar. Sevmiyorlar da. Yani şimdi onlar kendileri ırkçı olduğu gibi olmayanı da kınıyorlar ve insanlar ciddi anlamda tepki veriyorlar. Yani bu savaş öncesinde yapılanlardan çok daha büyük protestolar yapılıyor ve bunu İsrail basını yasaklıyor, göstermiyor. Sansürlüyor, değil mi? Göstermiyor. Evet, göstermiyor. Yani benim orada arkadaşlarım var, bu grupların aman ufak tefek videolarını atıyorlar ve görüyorum yani yığın yığın insan bunu istemiyor çünkü bu bir vahşet. Bunun dinle ya da işte milletle bir alakası yok. Evet. Bunun bir alakası yok. Bu tamamen ben buna vahşi siyonizm ismini taktım. Yani tamam bir insan ırkçı olabilir, anlayabiliriz, onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz, anlayabiliriz. Ama vahşete ne gerek var?
Yani öyle videolar var ki orada sansürsüz gösterilir. Bizim burada buğuluyorlar ama orada sansürsüz gösteriyorlar. Hı-hı. Ve inanın yüreğiniz kaldırmaz. Kaldırmıyor zaten. Birçoğunu yani, kaldırmıyor. Yani ama şunu bilmek bile insanın içini biraz ferahlatıyor. Yani Siyonist İsrail hükümetinin politikalarıyla Yahudi halkının görüşleri çok asla farklı. Paralel değil. Çok farklı. Hatta karşı çıkıyorlar. Tabii. Ve buradaki karşı çıkışları da bunlar ellerinden geldiği kadar da sansürlüyorlar. Biz tabii. Onların ne kadar çok karşı çıktıklarını veya isyanlarını tam olarak göremiyoruz diyorsunuz. Doğru. Öyle mi? Doğru. Zaten bu bir anlamda birazcık da olsa kalbimize su serpiyor. Doğru. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediler. Bizim İsrail halkıyla bir derdimiz yok. Bizim Siyonist yönetimle tabii, derdimiz tabii, var. Tabii kesinlikle. Halkın ne derdi var? Adam işinde gücündeki insanlarla orada ne işimiz oldu? Siz de bilirsiniz atalarımız 2. Beyazıt döneminde 500 yıl önce işte İspanya'dan tabii, Yahudileri hem İstanbul'a geldiler. Hem Selanik'e getirmişlerdir, yerleştirmişlerdir. Doğru efendim. Ve yıllardır da barış içerisinde yaşarız. Bizim kendi aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur. Fakat dediğiniz gibi o Siyonist politika evet. Her şeyi evet. Üstünden geçmek istiyor. Ama maalesef. İnşallah müsaade edilemeyecek. Tabii. Edilmeyecek. Lütfen devam edin. Yani oradan geldim ve düşündüm ki ne yapabiliriz? Eşim bu konuda çok ısrar etti. Dedi bizim bir hayalimiz var. Benim bir hayalim var. Hı hı. Ki insanları insan yapan da hayalleridir diye düşünüyorum. Bir üniversite kurmak istiyorum. Doğu Anadolu bölgesinde ki orada toprak daha ucuz. Yani buradan en büyük ödül alabilirsem bir üniversite kurayım. Adı benim olsun ama üniversite devletin olsun. Mesela bir fakültenin birine de eşimin adı verilirse bizim ismimiz yaşasın istiyoruz. Bir eser hizmeti de bulunmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Dedik en şey burası uygunu. Hadi dedim müracaat edelim. Ettik teşekkür ederiz kabul ettiniz geldik. Hoş geldiniz. Bu arada hedefimi sorarsanız da öğrenmiş oldunuz. Evet. 13. soruyu görmek istiyorsunuz. Evet. Hatta doğru cevap evet. Vermek istiyorsunuz. Evet. İnşallah. İnsanımıza hizmet etmek istiyoruz. Umarım gönlünüze göre olur. İstiyorum. Teşekkür ederim. Hobiler nelerdir? Nelerle uğraşırsınız? Benim uluslararası kağıt para koleksiyonum var. 54 ülke falan kaldı herhalde. Çoğunu yaptım. Bir de amatör kuş fotoğrafları çekerim. Gittiğim ülkelerde böyle çeşitli kuş fotoğrafları çekerim. Ama o amatörce. İşte papağanlarım var. Papağan beslerim. Başka konuşuyorlar mı? Konuşurlar. Çok fenalar. Çok güzel. İşiniz de geldiniz sanırım. Evet. Sözü kendisine verelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi de tanımak isteriz. Ben Gülten Palazoğlu, Abdullah Bey'in eşiyim. Kendisine başarılar dilemeden önce özelliklerinden biraz bahsetmek tabii isterim. Tabii ki efendim, buyurun merak ediyoruz. 55 kitabı var Kenan Bey, kendisini çok fazla söylemiyor ama... Hı-hı. 297 makalesi var. 13 dilde konuşabiliyor. 37 dilde de meramını anlatabiliyor. Öyle mi? Aynen. yani bu özelliklerini kendisi söylemediği için ben ekstradan söylemek istemiştim. Evet, soracağım şimdi hangi dilde konuşuyor Abdullah Bey. Merak ettim gerçekten. Evet. Ben güveniyorum kendisine. Eminim ki güzel şeyler yapacak. Umarım, umarım. Ben de umuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abdullah Bey, 13 dil konuşabiliyor musunuz? Evet. Hangi diller bunlar? Yani hangi birini sayayım? Yani 13 tanesini sayın. 13 tane sayayım. Bir de arkası var. Daha sonra onu sorarsanız sayamayabilirim. 37 de dilde derdimi anlatabiliyorum. Yani İbranice en iyileri, İngilizce, Çağdaş Yunanca, Antik Yunanca. Ki benim İsrail'e çağrılmamın en büyük sebebi Luvi Hieroglif yazı dili dediğimiz dili çözmem. Dünyadaki 3 adamdan biri olmam. Nasıl? O kısmı çok hızlı geçtiniz. Luvi hieroglif yazı dili. Hieroglif bu eski Mısırlıların kullandığı yazı dili. Bir de Anadolu hieroglifleriniz var. Öyle mi? Tabii. Yani şeylerin, Asurluların kullandığı mı? Hayır. Luvilerin kullandığı. Luvilerin kullandığı. L-U-V-I. Luvi. Işık demek onların dilinde. O Ege'de yaşamış 3500 yıl önce bir halk. Yani Azerbaycanlılarla biz gibi diyebiliriz. Yani Hititlerle Luviler. Onların... Dili aynı ama alfabeleri farklı. O alfabeyi çözen 3 kişiden biriydim. İşte İsrail ondan çağrılmıştım. 8-9 yıldır oradaydım. 8-9 yıldır oradaydınız. Aşağı yukarı 9 yıla yaklaşıyordu. O istifa ettim artık dedim. Yani ben buna dayanamam. Velhasıl... Ya bu işte Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca onları... İbranice, zaten İngilizce... Zaten Latince'yi çözdüyseniz diğerlerine de bir... Antik Yunanca... İlk çözdüğümüz dil, üniversitede eğitimimizde zorunlu dillerimizdendi. Antik Yunanca'yı çözdüm ama Latince arkasından kolay geliyor. Latince'yi çözünce Avrupa dilleri zaten size kolay geliyor.
Ya sen İngilizce'de what is this diyorsunuz, Almanca'da was ist das diyorsunuz. Yani ağız değiştirir, şive gibi çoğu Avrupa dili. Oradan dolayı kolaylık oluyor size. Bazı ekler var, mesela dişil eril ekleri çoğu şeyden geçmedir. Fransızca da var onlar değil mi? Antik Yunanca'dan alındığı için, Latince'den alındığı için, Fransızca'da olsun, İngilizce'de olsun, he, she gibi. Bu ekler hep oradan ve son eklerin büyük bir çoğunluğu Avrupa dillerinde aynıdır. Mesela Tion'dur aslında orijinali ama bu İngilizce'de şun deriz ya da Sion Fransızca'da. O aslında Tion'dur antik Yunancası. Oradan alınadığınız mıydı alıp gidiyor zaten. İşte en zoru bu dillere ters olan protosemantik dillerden olan İbranice'ydi. O biraz zorladı ama hamdolsun derdim anlatmak değil şu konuştuğumdan daha iyi konuşabiliyorum. Biraz. Öyle mi? Arapça da vardır herhalde size. Haliyle. Çünkü doğal çok, olarak, çok yakın birbirine diller. Doğrudur efendim. Anladım efendim. Abdullah Bey, bunlara hakim olduğunuz kadar kurallara da hakim misiniz? Evet. Arkadaşlara. Hazır mısınız peki? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi asabi anlamındadır? A. Kemikli. B. Kıkırdaklı. C. Tendonlu. D. Sinirli. D. Sinirli. Son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk merak sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Benim de ilk zamanlarda takıp çıkarmam epey vakit alıyordu. Şimdi bayağı alıştım diyen biri muhtemelen hangisinden bahsediyordur? A. Bere. B. Kontak lens. C. Şapka. D. Kasket. B. Kontak lens. Son karar. Abdullah Bey, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Hedefinizi hala hazırda öğrenmiş durumdayız. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Kimler birbirinin hayat arkadaşıdır? A. Akranlar. B. Adaşlar. C. Dünürler. D. Eşler. D. Eşler. Son karar. Hayat arkadaşlığı önemli değil mi Abdullah Bey? Tabii. Ben tanıyan dostlarım hep iyi bilirler. Ben bir o arkamda oturan yeşil gözlü bir de çaya asla hayır diyemem. Öyle eşime, mi? Eşime asla hayır diyemem. Tebrik ediyorum. Daim olsun ederim. Mutluluğunuz. Çok teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 10.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Genellikle Mersin balığının salamura edilmiş yumurtasına verilen ad hangisidir? A. Midye. B. Havyar. C. Çemen. D. Çılbır. B. Havyar. Son karar. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 20.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi olmak için tıp fakültesinde eğitim görmüş olmak gerekir? A. Diş hekimi. B. Psikolog. C. Pratisyen hekim. D. Eczacı. C. Pratisyen hekim. Son karar. Tebrik ediyorum Abdullah Çok Bey. Çok teşekkür ederim. Altıncı sorumuza geldik. 30.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Okuduğunuz tarih kitabında raca, mihrace gibi kelimeler sıkça geçiyorsa anlatılan muhtemelen nerenin tarihidir? A. Patagonya. B. Avrupa. C. Hindistan. D. Afrika. Telefon joker hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki. Bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Seyit Ali Çöğürcü, Güngör Karauğuz, Mustafa Çöğürcü. Kimi arayalım?
Seyit Ali Çöğürcü arıyorum. Yakınınız nedir? Arkadaşımın torunu ve komşum. Kendisi. Arkadaşınızın torunu? Evet. Arkadaşımın torunu. Ne işi meşguldür Seyit Ali Bey? Seyit Ali senarist. Umarım doğru cevap verir. Umarım. İyi akşamlar Seyit Ali. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Abdullah Palazoğlu 6. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. İyi. Abdullah Bey şimdi soruyu okuyacak. Seyit Ali 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Teşekkür ederim. Buyurun. Okuduğunuz tarih kitabında raca, mihrace gibi kelimeler sıkça geçiyorsa anlatılan muhtemelen nerenin tarihidir? Patagonya, A. Patagonya, B. Avrupa, C. Hindistan, D. Afrika. İyi, abi Hindistan aklımıza geliyor ama, aklıma geliyor ama. Raca Mihrace, hangi ülke? Mihrace, Hindistan. Ama tam emin miyim, bir düşün. Yarı yarıya jokerimi de kullanabilir miyim? Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Avrupa, C. Hindistan. Şimdi emin ol. C. Hindistan son karar. Abdullah Bey, Hintçe yok muydu bildiğiniz diller arasında? Sanskritçe var. Ve oradan zaten bir akrabalık yok mu? Çok ayrı mı? Ama işte Mihrace, Raka çok bildiğim şeyler değil. Yani Raka, İbranice'de çok farklı bir anlamı var. Ve Mihrace duydum ama çok şeyi hatırlayamıyorum. Hmm, yani ama peki çağrışım olarak siz hangisine yakıştırdınız zaten? Belki çok bildiğiniz için bu kadar düşünüyorum. Mihrace'yi yakıştırabilirdim Hindistan'a. Tabii yani Avrupa'ya, Patagonya falan hiç alakaları yok. Afrika belki, raka maka falan olur da işte mihracı olmazdı tabii. Evet. Evet efendim, devam ediyoruz. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Nesrin Sipahi'den dinlediğiniz şarkının sözlerinde hangisi öter ötmez orada olunacağı söylenir? A. İbibikler, B. Guguk kuşları, C. Bülbüller, D. Çalı kuşları. Şimdi amatör bir kuş fotoğrafçısı bunu bilir. A. İbibikler, son karar. Tebrikler Abdullah Bey. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Çok teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel. Ortam güzel. Hem keyfini çıkarmaya hem de biraz sakin olmaya çalışıyorum. Yani biraz daha alıştınız ortama. Tabii tabii. Çok güzel bir ortam burası. Çok hoş bir ortam. Harika. Devam ediyoruz. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Mor renkli çiçekleri ilaç yapımında ve yaprakları sebze olarak kullanılan bilimsel adı Malva sylvestris olan çok yıllık bitki hangisidir? A. Begonya, B. Ebegümeci, C. Kuşkonmaz, D. Kauçuk. Süre sınırım yok herhalde. Yok, süre kısıtlamanız yok. Seyirciye sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Sevgili seyirciler,
Mor renkli çiçekleri ilaç yapımında ve yaprakları sebze olarak kullanılan, bilimsel adı Malva sylvestris olan çok yıllık bitki hangisidir? A. Begonya, B. Ebe gümeci, C. Kuşkonmaz, D. Kauçuk. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %45 oranında B şıkkı, ona da en yakın %25'erle A ve C şıklarını işaretlemişler. Abdullah Bey, siz ne dersiniz? Çift cevap şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Mümkün mü? Tabii ki. İlk tercihiniz hangisi olur? A. Begonya, son kararım. Maalesef begonya değilmiş. C. Kuşkonmaz, son kararım. İkisi arasındaydım. Seyircilerimiz ebe gümeci demişti. %45'le. Çiçek. Yapamıyoruz. Evet, %45'lik seyircimiz, seyirci grubumuz doğru cevap vermiş. Ebe gümeci olacakmış doğru cevap. Ebe gümeci yerde yeşil yapraklı, yuvarlak yuvarlak, evet, böyle kat, evet, kat bir şey. Onun bir, yani bor ve renkli çiçekler olduğunu bilmiyorum ben. Sadece yuvarlak şu şekilde, üzeri yapraklı bir şey olarak biliyorum. Siz çiçeği hatırlayamadığınız için o yüzden, evet, ebe gümeci, evet, olmadığını, evet, düşündünüz. Evet. Sağlık olsun Abdullah Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı ayrılmadan önce? Çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Ederiz. Bu kadar. İyi ki geldiniz. Çok tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. 50 bin lirayla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nihal Hayrettin İbrahim Şaşmaz geliyor. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz Nihal Hanım. Çok uzun da bir soyadınız var. İsterseniz oradan başlayalım. Evet, farkındayım. Birazcık uzundur. Aa, Bulgaristan Macarıyım Kenan Bey. Hı hı. Biz Macarlarda kendi ismimizden sonra baba adı, dede adı gelir. Dördüncü ismim de eşimin soyadıdır. Kendisi buradadır. Muhacirlerde hep böyle midir? Yani Bulgar... Evet, Bulgaristan'da hep böyledir. Yani baba adı, dede adı, dede sonra adı, eşimizin. Yani kendi adımız baba adı ve dede adı geliyor. Yani mutlaka böyledir. Anladım. Orada, anladım. O yüzden yani Hayrettin baba adım, İbrahim da dedemin adı. Şaşmaz da eşimin soyadıdır. İbrahim değil, İbrahim. Evet, İbrahim. Öyle yazılı nüfusta öyledir. He, Anadolu'da İbrahim. Da birçok yerde İbrahim diye söylenir. İbrahim denmez, evet. Türküs yani onunla alakalı o şekilde. Evet, sizi tanımaya devam edelim lütfen. Dediğim gibi Bulgaristan macarıyım. Orada mı doğdunuz? Evet, Türkiye'ye 7 yaşında geldim. Neresinden Bulgaristan'ın? Deli Orman değil herhalde. Deli Orman. Deli Orman mı? Deli Orman. Tam onu diyecektim. Karadeniz, Deli Orman. Bilirsiniz Osmanlı zamanında Karamanoğulları, Geli, Karamanoğullar sürgün ediliyor o taraflara. Ve orada kalıyorlar, Rus sınırına yakın. Kaldıkları için orada işte kendileri büyütüyor ve zamanla, asırlarla biz... Bulgaristan'daki nüfusta baktığımızda Karamanoğulları çıkıyor nüfusumuz, hı-hı, köken olarak. Uzun bir böyle bölge olarak çok Türk vardır. Tabii 89 belki biliyorsunuz asimilasyon yıllarını Bulgaristan'da belki duymuşsunuzdur. Eski Sovyetler Birliği, komünizm bizi Türk olarak kabul etmiyorlardı hiçbir şekilde. 4 defa isim değişikliğine uğradık Bulgaristan'da. Öyle mi? Evet. Son isim değişti. Naim Süleymanoğlu'nun hayatıyla bunları biraz vakıfız tabii. Tam onu diyecektim size. Pardon. Rahmetli. Evet.
86 yılında rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal onu kaçırdı Melbourne'dan. Olimpiyatlardan biliyorsunuz. Evet, evet. Özel uçağıyla buraya getirdi. Kaçırdıktan sonra rahmetli Naim Süleymanoğlu Birleşmiş Milletler Devletleri'nin önünde konuştu. Ve dünyaya anlattı. Tamam ağlamayacağım. 3 milyon Türk soykırımı uğradık. Ben 7 yaşındaydım. Polis bizim eve geldi. Annemi mutfağa kapattılar. Anneme dediler ki 24 saat içinde Bulgaristan'ı terk etmeniz gerekiyor. Babam 2 saat sonra geldi falan, tutuklanmıştı. Amcamla birlikte babam geldi. Gelen polisler dediler ki eğer ki terk etmezseniz siz kurşuna gidiyorsunuz. Karı koca, kızlarda babamın ilk eşinden iki ablam var. Biri Amerika'da, biri İstanbul'da oturuyor burada. Dediler ki, kızlar siz kurşuna gidiyorsunuz. Kızlar da yani asimile edilecek. Yani kendilerini unutana kadar, yani başka ailelere verilecek. Bilmeyecekler kim olduklarını. 24 saat içinde Bulgaristan'ı terk ettik. Sınıra geldik. Bu 80'lerin ortası mı? 89, sonu mu? 89, 10 Haziran'da giriş yaptık. Demek ki ayın 9'unda çıkmışız yola. 9'unun akşamı sınıra geldik. Babamın asker arkadaşı vardı orada. Hı-hı. Onlarda kaldık o gece. Sabahına bir tane beyefendi bizi sınırdan geçirmesi için, Bulgar'dan Türkiye geçmemiz için bir beyefendi verdi arabayla. Çıktık bir korunun içinden böyle geçtik. Babam rahmetli. Bu arada annem ve babam ikisi de rahmetli. Nur içinde yatsınlar. Çok genç yaşta. Annemin bugün doğum günü. Öyle mi? Evet, 5 gün sonra da ölüm yıl devriyesi. Hayır. Ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Bir korunun içinden geçtik. Orada babam, hiç unutmayacağım, torpidonun, arabanın torpidosundan bir bıçak çıkarttı. Annemin böyle bacağının üstüne koydu ve anneme dedi ki Nevin, bana bir şey olursa kızları koru, zaman tanı, onlara kaçsınlar, en azından Türkiye'ye giriş yapsınlar. Ondan sonrası sen de ölebilirsin, sıkıntı yok. Yeter ki kızlar kendileri... Kim vardı başka yanınızda? Ben kızlar en küçüğüm, derken, evet, kızlar siz... yani iki ablam. Ben benim bir büyüğüm ve en büyüğümüz. Yani ben ortadayım, tamam. Bu tarafımda. Üç kız kardeş. Şükür girdik, geldik sınıra, bizi getiren adam dedi ki biz buraya kadarız abi dedi. Bundan sonrası sizsiniz. Böyle bu şekilde. Ve geçtiniz ana vatana, Türkiye'ye geldiniz. Şükürler Türk olsun. Türk polisi ya çok aslında hem komikti hem çok heyecanlıydı. Türk polisi kayıtın altına aldı bizi. Orada aldılar o zaman muhacir olarak. Hiç unutmayacağım, tırlar vardı böyle. Tır şoförleri şimdi de hala var. Edirne'de gittiyseniz karayoluyla bilmiyorum. Ben orada askerlik yaptım. Yani çok güzel. Orada hala vardır tırlar böyle. Piknik tüpleriyle yemek yaparlar. Devam ederler öyle tır şoförleri. Yemek yapmışlar. Biz polis kontrolünden geçtik. Evrak falan vesaire. Sizi de buyur etmişler. Tabii. Komik olan da oydu zaten. Bir tane... Abi diyor ki orada işte hoş geldiniz, geçmiş olsun, vatana hoş geldiniz vesaire. Tabii babam orada yerleri öpüyor, toprağı öpüyor, dua ediyor, bayraklara bakıyor vesaire. Bu arada annem o kadar incinmiş ki bundan, artık nasıl kabul ettiyse bunu, diyor ki şoföre, dedi ki ya dedi siz ne zannediyorsunuz dedi, biz dedi açlıktan mı geliyoruz dedi, yani biz aç değiliz dedi falan böyle. Babam da diyor ki yani hanım diyor, öyle söyleme, insanlar hani teklif ediyor, biz diyor açlıktan gelmiyoruz ki diyor, biz soykırımdan geliyoruz. Yani bizim isimlerimiz değiştiler. Ben Nihal'den Nina oldum 2 defa. Çünkü yaşım küçüktü. Babam 4 defa olmuş. Yani cenazelerimizi bile Müslüman usullerine göre defnedemiyorduk. Yani, artık öyle değil ama değil mi? Yok, bu değişti. Yani tabii Sovyetler Birliği, Berlin Duvarı falan yıkılınca artık. Yani demokrasi geldikten sonra, eski Komünist Partisi yıkılınca Bulgaristan'da her şey değişti. Bunlar şu anda yok. Şu anda yok. Şükürler olsun. Kesinlikle yok. Hatta Bulgarlar şu anda Türkiye'yi çok seviyor. Ben kendim rehberim, turist rehberiyim otellerde. Edirne'ye akın akın geliyorlar. Akın akın geliyorlar. Antalya'yı çok seviyor. Antalya'da oturuyoruz. Evet. Şimdi dönelim artık. Ana vatana geldiniz, huzur içerisinde yaşıyorsunuz. Böyle. Evet. Şimdilerde neler yapıyorsunuz Nihal Hanım? Şimdilerde neler yapıyorum? Uzun yıllardır bundan önce Hollanda'daydım. Yani bayağı geziyorum böyle.
İş vesilesiyle mi gidiyorsun? Yok, hayır. 18 yaşımı 19 doldurduktan sonra isyan bayrağını çektim gittim. Yani anneme babama. Çünkü yıllarca hep Bulgaristan Türkiye, Bulgaristan Türkiye, bir yerde kök salmak istedim. E tabii kan da kaynıyor o yaşlarda. Ben de gittim. Uzun yıllar kaldım orada. Sonra annem hasta oldu. Dönmek zorunda kaldım. 2010'da da vefat etti zaten. Annem vefat edince komple Türkiye'ye geri geldim. Komple geldim buraya. Peşi sıra 3,5 yıl sonra babam da vefat etti. Allah razı olsun. Ben de rehber olarak çalışmaya başladım. Önce Bodrum'daydım. Sonra Antalya'ya geçtim. Antalya'ya geçtikten sonra uzun yıllar sonra eşimle tanıştım. Ondan sonra onunla da evlendik. Böyle şimdi hala faal bir şekilde rehberlik yapıyorum. Turist Harika. Rehberi. Sözü işinize veriyorum. İşinize geldiniz buyursun. Sanırım. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Benim adım Ali Gül Şaşmaz. Nihal'ın eşiyim. Antalya'da yaşıyorum. Esnafım. Ben eşim bana sürpriz yapacağını sandım İstanbul'a gidiyoruz diye. Yani stüdyoya geleceğini haberim bile yoktu. Öyle mi? Ben böyle sandım. Yani. Yarışmaya katılacağından haberiniz yok mu? Yok, haberim yoktu benim. Sonra taksiyi bu tarafa yönlendirdiğin zaman dan dere jeton. Oraya geldik. Evet, evde izler miydiniz milyoneri, takip eder misiniz? Evet. Çok nasıldır işinizin performansı? %95'ini biliyor. Bakalım burada neler olacak? Ama kısmet ne varsa. Evet. İnsan en kolay soruda bile iflas edebiliyor. Çok haklısınız. Şans edecek misiniz? Bol şans aşkım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ali Gül Bey, tekrar hoş geldiniz. Nihal Hanım, kuralları biliyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Fırınlardaki simitlerin üzerine genel olarak hangisi serpilmiş olur? A. Pul biber, B. Tarçın, C. Susam, D. Nane. C. Son kararım, susam. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var, 5000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Hangisi çevik, çok hareketli ve yerinde duramayan kişiler için kullanılan bir benzetmedir? A. Panda gibi, B. Koala gibi, C. Tembel hayvan gibi, D. Pire gibi. D. Son kararım, pire gibi. Nihal Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Bir hedef var mı aklınıza? Vallahi açıkçası bir hedef 1 milyon açtırmak istiyorum, görmek istiyorum. Umarım ama gönlünüze göre olur, şansımız yanınızda yani olsun. İnşallah, en azından görürüm soruyu diye düşünüyorum. Sırada üçüncü sorumuz var, 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. İki kişi tokalaşırken genellikle hangi parmaklar diğerlerinden daha üstte kalır? A. Baş parmak, B. Serçe parmak, C. Yüzük parmağı, D. İşaret parmağı. A. Son kararım, baş parmak. Tebrik ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 10.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi gri'nin sözlük tanımıdır? A. Kül rengi, B. Kiremit rengi, C. Hardal rengi, D. Çivit rengi. A. Son kararım, kül rengi. Tebrik ediyorum Nihal Hanım. Beşinci sorumuza geldik. 20.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Bir sanat eserinin birebir kopyası o sanat eserinin nesi olur? A. Mütemmim cüzü, B. Replikası, C. Galata meşhuru, D. Alameti farikası. B. Son kararım, replikası.
Tebrik ediyorum. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Şubat 2024'te vefat eden, 1997'de gösterime giren Ağır Roman filmindeki rolüyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu kimdir? A. Ayşen Guruda, B. Fatma Girik, C. Sevda Ferda, D. Belgin Doruk. Ayşen Guruda değil kesinlikle. Fatma Girik hiç değil. Yeni vefat etmiş. Hangisiydi? Ya Sevda Ferda ya Belgin Doruk. Belgin Doruk hayatta ki. Belgin Doruk Sevda. Son 15 saniye. Yarışmacım, seyircilere seyirci sorabilir miyiz? Tabii ki. Kullanalım. Sevgili seyirciler, Şubat 2024'te vefat eden, 1997'de gösterime giren Ağır Roman filmindeki rolüyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu kimdir? A. Ayşen Guruda, B. Fatma Girik, C. Sevda Ferda, D. Belgin Doruk. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %40'ar oranlarla B ve C şıkkı demişler. Ona da en yakın %13 ile A şıkkı Nihal Hanım. Siz ne dersiniz? Oh, vallahi çok kötü. Hiç beklemiyordum. Telefon jokerini kullanacağım. Tabii ki yarışmacımız telefon jokeri hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Volkan Atmaca, Şevki Kenan Işıkoğlu, kim? Fahri Orhan. Kimi arayalım? Fahri abiyi arayalım. Fahri Orhan. Yakınınız nedir? Birlikte çalıştık Antalya'da. Antalya'dan, evet. Turizm sektöründen. Evet, turizm sektöründen, aynen. Belki. Fahri Bey de kılavuz mudur? Evet, Fahri abi iyidir. Çok bilgilidir. İyi akşamlar Fahri Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Şam Bey, Kenan Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim yarışmacımız Nihal Hanım altın soruda takıldı, size danışmak istedi. Hay hay. Yardımcı olmak isteriz. Umarım. Nihal Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak Fahri Bey. Hazır mısınız? Tamam. Tamam Kenan Bey. Buyurun. Fahri abi, Şubat 24'te vefat eden, 97 yılında gösterime giren Ağır Roman filmindeki rolüyle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu kimdir? Sevda Ferda mı, Belgin Doruk mu? Hangisi öldü Şubat'ta abi bu sene? Sevda Ferda olması lazım. Kim? Sevda Ferda mı öldü? Evet. Bu sene Şubat'ta ölen Sevda Ferda mı? Evet, evet. Belgin Doruk daha önce ölmüş. Tamam abi, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi görüşürüz. C. Sevda Ferda. Son kararım Fahri abiye. Güveniyorum, yapacak bir şey yok. İnşallah doğrudur. Değil. Ya ikisinin arasında kaldım ben de. Keşke direkt Fatma Girik olmadığını düşünüyorum demiştiniz. Yok Fatma Girik de diğer hangisi? İlk iki değildi kesinlikle zaten. Ayşen Guruda. Evet, ve Belgin Doruk evet, vardı. Çünkü Ayşen Guruda çok önceden öldü, onu da hatırlıyorum da Belgin Doruk'la Firdevs'le arasında kaldım. Sevda yani, Ferda. Sevda Ferda arasında kaldım, evet. Evet, ama Fahri Bey doğru cevap verdi. Tebrik işte ediyorum Nihal Hanım. Ensiklopedik gibi adamdır o. O yüzden seviyorum onu, o yüzden seçtim onu. Teşekkür ederim abicim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza Nihal Hanım. 50 bin lira değerinde. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Karma Chameleon adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Culture Club,
B. Duran Duran. C. Secret Garden. D. Depeche Mode. Emin değilim. Daha doğrusu biliyorum ama emin değilim. Ne biliyorsunuz? Depeche Mode diye hatırlıyorum küçüklüğümden. Emin değilim ama. Emin olmadığım için 50-50'yi kullanalım. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Culture Club. C. Secret Culture Garden. Culture Club, Secret Garden. Süreniz azalıyor. Son 5 saniye. Secret Garden. Son kararım C. Bilmiyorum. Muhtemelen Culture Club'dır. Maalesef. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Rezil oldum. Evet, Secret Garden'ın tarzı çok daha farklı. Evet, aklıma da geldi sonradan da. Neyse, yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun Nihal Hanım. Bu kadar sağlık olsun. Nasıl geçti sizin için yarışma? Vallahi çok güzel geçti. Keşke o jokerleri çok yanlış kullandım. Yanlış kullanmasaydım çok iyi olurdu. Olsun, yapacak hiçbir şey yok. Evet, anıları tazeledik. Anneye böyle. Babaya rahmet gönderdik. Evet. Değil mi? O hikayeleri anlattınız. Çok teşekkür Enteresandı ederim. Enteresandı bizim için de. Benim için de güzeldi, bir eğlenceydi, bir değişiklikti. Sizi gördüm. Buradaki heyecanı yaşadım. Harika. Bu kadar. Ayaklarınıza sağlık. Tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. 5000 lirayla uğurluyorum. Sağ olun. Böyle alayım lütfen Nihal Hanım. Nihal Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Buradan efendim. Berkay Şahin geliyor. Merhabalar. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Ben Berkay Şahin, 20 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde öğrenciyim, 1. sınıftayım. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Coğrafya Bilgi Sistemleri bölümü okuyorum. Giresunluyum. Onun haricinde... Hobilerin nelerdi, neler yaparsın? Hobilerim... Aile Giresun'da mı? Aile İstanbul'da ama ben yazları falan gidiyorum Giresun'a. Fındık işleriyle falan uğraşılıyor. Onlarla işte vakit geçiriyoruz yazları da. Hobilerimde de işte kitap okumak. İşte bolca kitap okurum. Her yerden bilgiler edinmeye çalışırım falan böyle. Her türlü... Entelektüel diyebileceğimiz böyle fiziktir, kimyadır. Onların haricinde hani zaten bölümüm olduğundan dolayı. Onun haricinde tarih, böyle coğrafya falan onlarla da ilgilenmeye, haşır neşir olmaya çalışırım. Ve bunları öğrendiğim şeyleri de etrafımdaki insanlara aktarmayı da çok severim. Hani bugün bir şey öğrendim biliyor musun falan diye böyle konuşmayı da çok severim arkadaşlarımla. Bu yüzden de bir... Anlatmak da öğrenmenin en iyi yollarından evet, bir tanesi. Evet, evet. Yani çoğu zaman arkadaşlarımla falan vizelerimiz var mesela ders çalışmak için. Ben arkadaşlarıma anlatarak ders çalışıyorum. Bunun gibi işte bir YouTube kanalı kurduk arkadaşlarla falan. Sonradan ben tek başıma kaldım. Bir tek ben üstlendim gibi bir şey oldu. Orada işte sürekli bu öğrendiğim bilgileri falan aktaracağım bir platform olmuş oldu. Ben de o şekilde daha çok ona vakit harcıyorum. Çok bu şekilde güzel. Günlerimi geçiriyorum. Buraya kiminle geldin? Buraya tek başıma geldim. Kimsenin haberi yok şu anda burada olduğuna. Sürpriz yapacağım. Aileden de mi kimsenin haberi yok? Kimsenin haberi yok burada. Bir tek telefon yok herhalde. Evet, herkese sürpriz. Arkadaşlardan falan da mı kimsenin haberi yok? Hiç kimsenin haberi yok. Aha, çok güzelmiş. Ama kalabalık yakın grubum var. Seyircilerim seninle olacak. Berkay. Teşekkür ederim. Berkay kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangi aracı kullanan kişiye müsait bir yerde inebilir miyim dediğinizde isteğinizi çok büyük ihtimalle yerine getirmeyecektir. A. Dolmuş. B. Minibüs. C. Taksi. D. Yolcu uçağı. D. Yolcu uçağı son karar. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkür ediyorum. Sırada ihbarat sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Buram buram hangi anlama gelen bir ikilemedir? A. Yoğun bir biçimde. B. Seyrek bir şekilde. C. Basit bir durumda. D.
hafif bir halde. Yoğun bir biçimde, A yoğun bir biçimde son kararı. Berkay, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 5000 lirayı garantiledin. Evet. Var mı bir hedefin aklında? Ya bir soru ya da para hedefim yok. Benim hedefim burada daha çok şey yapma şeklinde, bilgi öğrenme şeklinde olacak. Hani zaten bildiğim, cevabını bildiğim bir soruda elenmemek en büyük hedefim benim. Artık hangi soruda böyle gerçekten öğrenebileceğim bir bilgiyle karşılaşabilirsem o soruda güzel bir bilgiyle ayrılmak isterim. Zaten öğrenciyim, öyle çok parayla evet. işim olmadığından dolayı çok para şeyle bakmıyorum. En iyi öğrenebileceğim bilginin denk geldiği soruda elenmek isterim açıkçası. Bakalım neler olacak Berkay. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Kırtasiyelerde hangisine sahip olduğu belirtilerek satılan ürün muhtemelen bir anı defteridir? A. Yüksek depolama kapasitesi. B. Geriye sarma özelliği. C. Tekrar oynatma butonu. D. Şifreli kilit düzeneği. D. Şifreli kilit düzeneği son kararım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimine ne ad verilir? A. Dönence. B. Ekinoks. C. Geoid. D. İzohips. C. Geoid son kararım. Tebrik ediyorum Berkay. Çok teşekkürler. Kuzey ve Güney Kutbu'ndan basık evet. olduğu için... Dönme ekseninden dolayı ekvatorda birazcık genişleme oluyor. Öbür evet. tarafta da basıklık oluyor. Geoid şeklinde. O yüzden de tam bir küre değil, geoid. Evet. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Dörtte biri suyla dolu bir şişeye, şişenin 12'de biri kadar daha su eklenirse, şişenin kaçta kaçı dolu olur? A. 2'de biri. B. 3'te 1'i, C. 4'te 3'ü, D. 3'te 2'si. 4'te 1, 12'de 3'e tekabül ediyor. 12'de 1 daha ekleyince 12'de 4 oluyor. Bu da 1 bölü 3 olması lazım. B. 3'te 1'i, tekrar edeyim. 1 bölü 4. 1. Evet. B. 3'te 1'i son kararım. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Nothing Compares to You adlı şarkıyı seslendiren, Temmuz 2023'te vefat eden, 2018'de Müslüman olup Şühada Sadakat adını alan İrlandalı şarkıcı kimdir? A. Dolores O'Riordan. B. Sinéad O'Connor. C. Tina Turner. D. Whitney Houston. Soruya dair hiçbir fikrim yok açıkçası. Böyle vefat haberi falan da hiç hatırlamıyorum, öyle bir haber. Müslüman olma haberini de bilmiyorum. Vefat etme haberini de hiç bilmiyorum. Ben buna telefon jokerimi kullandım. Son Tabii kararı. Ki. Bir yarışmacımız telefon jokeri hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Muzaffer Başkaya, Erkan Türksever, Ahmet Yıldırır. Kimi arayalım? Erkan Türksever'i arayalım.
Yakınınız nedir? Kendisi halamın oğlu olur. Ne işle meşguldür? Kendisi memur. İyi midir yabancı müzikler arası veya güncel haberlerle? Güncel haberleri iyi takip eder, belgeselleri çok izler falan. Yani o konuda belki bir şeyler yakalamış olabileceğini düşünüyorum yani. Umarım doğru cevap verir. Umarım. İyi akşamlar Erkan Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Berkay Şahin. Altıncı soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet, çok güzel. Sorumuz sessiz bir soru Erkan Bey. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Berkay size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Tabii ki, bekliyorum. Dinliyoruz efendim. Dinlediğiniz Nothing Compares For You adlı şarkıyı seslendiren, Temmuz 2023'te vefat eden, 2018'de Müslüman olup şüheda sadakatı... Anır olması lazım. Kim? Anır var mı? Tekrar söyler misin? Kanır. Yani... Peki. Ceyhan Uğurdu'nun nedeniydi. Evet, evet. Peki, teşekkürler. Ne demek? Allah devam versin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kendisinin müziği de iyidir diye tahmin ediyordum ama haberlerine daha çok güveniyordum. Madem müzikten tahmin etti, o zaman direkt güveneyim ben kendisine. B. Sinead O'Connor son karar. İrlandalı ismi vardı. Evet, evet. Oradan bir yarı yarı Joker'i kullansam mı diye şey yaptım da belki böyle bir farklı bir şey olur. Evet. Sinead O'Connor. Evet. Şüheda sadakat. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Ya biz üniversite zamanında çok dinlerdik ve yani gelmiş geçmiş en iyi kadın vokallerden birisi olarak dinledik. Muhteşem bir sesi vardı. Rahmetlinin. Allah rahmet eylesin. Berkay, tebrik ediyorum. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Müşfik Kenter'in canlandırdığı boyacı Halil karakterinin "Ben senin yalnız resmine aşığım" repliğini duyuyorsanız izlediğiniz film hangisidir? A. Sevmek Zamanı, B. Sev Kardeşim, C. Seven Ne Yapmaz, D. Selvi Boylum Al Yazmalım. Selvi Boylum Al Yazmalım olmadığını biliyorum. Sev Kardeşimdir de değildir diye düşünüyorum. Ben bunda bir sevmek zamanı olduğunu düşünüyorum ama riske atmayayım. Çünkü bunu Instagram'da falan sosyal medyada çok gördüm bu sahneyi. Yarı yarıya kullanayım ben. Bir eleme yapayım. Son kararım. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Sevmek Zamanı, B. Sev Kardeşim. Ben buna seyirci jokerimi de kullanayım ya. Son karar. Sevgili seyirciler, Müşfik Kenter'in canlandırdığı boyacı Halil karakterinin "Ben senin yalnız resmine aşığım" repliğini duyuyorsanız izlediğiniz film hangisidir? A. Sevmek Zamanı, B. Sev Kardeşim. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %93 oranıyla A şıkkı demişler. Berkay sen ne dersin? İnşallah seyirciyi ben yanıltmamışımdır. A sevmek zamanı son kararım diyorum. Tebrikler Berkay. Teşekkürler. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdin. 50 bin lirayı garantiledin. Evet. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Evet.
Büyük usta, büyük sinemacı, rahmetli Metin Ersan'ın filmiydi Sevmek Zamanı. Gerçekten sevmeyi başka türde anlatan bir film. Ki çekildiği zamanlar için çok ileri görüşlü bir filmdi. Evet. Kıymetli sinemacımızı, kıymetli yönetmenimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Gerçekten çok büyük sinemacısı. Evet. Bizim çektiğimiz Acı Hayat da onun filmini çekmişti biliyorsun. Evet. Metin Ersan Acı Hayat filmini çekmişti. Biz de dizisini yapmıştık. Kendisiyle görüşme ve sohbet etme zamanım da, fırsatım da olmuştu. Çok değerli bir insandı. Ama şeyi üzüldüm Berkay. Sen ilk andan itibaren Sevmek Zamanı evet, dedin. Evet biliyorum. Ama, fazla bir sağlam almak istedin. Evet evet fazla bir sağlam. Yani yarı yarıya da şey kalsaydı, Selvi Boylum Anlı Yazmalım kalsaydı direkt A derdim. Ama çok emin olamadım. Dedim hiç riske atmayayım madem. Evet, evet. Peki. Nasıl geçti şu ana kadar senin için? Şu ana kadar iyi. Yani çok bilinmedik sorular gelmedi. İşte Joker'lerle de tereddüt ettiklerimi bulabildim. En azından O'Connor'ı öğrenmiş oldum. Mesela evet. Hedeflerimden birine ulaşmış oldum böylece. İşte çift cevap Joker'iyle de böyle bir yeni bir bilgi öğrensem benim için ne mutlu. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Harry Potter'ı sevdim ben. Dizinin ilk kitabını, Felsefe Taşı'nı da severek çevirdim diyen kimdir? A. Can Yücel, B. Ülkü Tamer, C. Cemal Süreya, D. Atilla İlhan. Harry Potter'ı da çok ben sevmezdim açıkçası. Yani fantastik edebiyat çok hoşuma gitmediğinden dolayı Harry Potter'a hep biraz mesafeli durdum diyebilirim. Yani bu... O mesafenin bir gün karşına çıkacağını tahmin eder miydin Berkay? Ya şöyle, zannımca şu anda piyasada dolanan Harry Potter Felsefe Taşı kitabı... Buradakilerden birinin çevirisi hala kullanılıyor mudur emin değilim. Belki de çevirmen kısmında başka birinin ismi yazıyor olabilir. Yeniden çevrilmiş olabilir. O yüzden hani kitap kapağını gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Ama çevirmen kısmı hiç gözümün önünde yok yani. Harry Potter 1990-2000 civarında yazıldı diye biliyorum. Türkçe'ye de işte 2000'in başında falan çevrilmiş olsa. Can Yücel olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü Harry Potter'ı yani fantastik edebiyatı çok hoşuna gidecek, sevecek bir karakter mi diye düşünüyorum kendisi. Çok bana öyle gelmedi açıkçası. Hı hı. Attila İlhan da yetişmiş midir Harry Potter'a ondan emin değilim. Cemal Süreya... Ya Can Yücel'i şu an kafamdan sildim bir kere. Can Yücel şu an eledim. Şu an 3 şık evet. arasındayım. Birini daha elersem çift cevap jokeriyle gitmeye çalışacağım. Zaten çekilsem de yanlış da bilsem her türlü 50 bin lira 50 bin oluyor. O yüzden hani çekilmeyi zaten düşünmüyorum ama evet. olabilen en makul iki cevabı vermek için şu an kendimi zorluyorum. Bir hafızamı kontrol ediyorum. Attila İlhan da öyle çok bir fantastik edebiyat ürününü çevirecek biri gibi gözümün önüne gelmiyor ama daha böyle siyasi ağırlığı baskın bir şair gibi geliyor birazcık da. Her ne kadar hani romantik şeyler de olsa şiirlerinde siyasi ağırlığı olan bir insan. Felsefe Taşı yani Harry Potter İngilizce bir kitap. Bunu çeviren kişinin de doğal olarak İngilizce bilmesi lazım. Ama hangisi İngilizce bilmiyor diye bir eleme yapamıyorum şu anda. Hmm. Ve buradakilerin hepsi de çok entelektüel insanlar. İlla ki
İngilizce ve bazılarının Fransızca bilgisi de vardır diye tahmin ediyorum. Belki Almanca bilen de vardır aralarında. Hani dilden eleme yapamayacağım o yüzden. Karakter elemesinden gitmeye çalışıyorum o yüzden. Şimdi vefat yıllarını bilsem en azından hani bunun yazımına yetişmiştir diye bir eleme yapacağım ama şu an o kuşak tamamen bende şey yani. Sen kaç doğumlusun Berkay? Ben 2003 doğumluyum. 2003 doğumlusun. Harry Potter benden önce yazıldı diye biliyorum. Harry Potter benden büyük diye biliyorum. Can Yücel'in öldüğü tarihte ben doğdum diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama tarihini bilmiyorum. Öbürlerininkini de maalesef bilmiyorum. Attila İlhan'ın kitaplarına şey yazmışlığım da vardır hani tahlil metni falan yazmışlığım da vardır ama hiç biyografisine falan da hakimim ama ölüm yıl tarihini hiç bilmiyorum. Ama nedense Attila İlhan'a çok sıcak değilim. Ben çift cevap jokerimi kullanayım. Son kararım. Bir tercihin hangisi olur Berkay? B. Ülkü Tamer. Son kararın? Son kararım. En sıcak olduğum oydu. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler. Doğru bir mantık kurdun. Yani o mantık neredeyse Joker'e bile ihtiyacı evet. Yoktu. Cemal Süreyya'yı eleyebilseydim direkt diyecektim. Cemal Süreyya çok daha öncesinde vefat etmedi mi? İşte tam vefat tarihini bilmiyor. 2000'in başlarından 90'ın sonlarından evet, evet. Daha önce vefat etti. Yani 80'li 70'li yıllarda bile vefat etmiş olabilir. Yok 70'ler değil ama yani 2000'leri görmediğini biliyorum. Görme evet. Yanılmıyorsam eğer. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkürler. 9. sorumuza geldik. Değerli izleyenler 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yiyecek hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke evet oyu vermişken sadece hangi iki ülke hayır oyu vermiştir? A. Rusya ve Çin. B. Birleşik Krallık ve Fransa. C. ABD ve İsrail. D. İsviçre ve Belçika. Şimdi şöyle bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarda falan hani bu iki ülke gıcıklık olsun diye hayır oyu vermiş olmaz. İlla ki siyasi iç yapısını etkileyecek bir durumdan dolayı hayır demiş olmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ki Kasım 2021 öyle eski bir tarih de değil. Kasım 2021'de pandeminin böyle azalı dönemleriydi o zamanlar. Hangi ülke, iki ülke o zamanlar vatandaşlarına yiyecek hakkı sağlayamayacak durumdaki hayır oyu versin diye bir mantık kurmaya çalışacağım. Şimdi İsviçre ve Belçika zaten bunu yapabilecek ekonomik yapıya sahip iki ülke. Onun için hani bu yasa hak çıkmasın diye bir aksiyon olabilecek bir şeyde değiller, statüde değiller. Birleşik Krallık ve Fransa'da keza çok bundan farklı değildir diye düşünüyorum. Çin'de işte Doğu Türkistan falan gibi durumlardan ötürü böyle bazı insanlar zor durumlarda olabiliyor. Ve hani oralarda bir zorlama, bir baskı yönetimi var. Hani yiyecek hakkından mahrum bırakarak o baskıyı oluşturuyor olabilirler ve bu yiyecek hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi şimdi bu durumda belki onların önüne yem diye atabilir. Rusya'da, yani Rusya ile alakalı çok bir mantık kuramayacağım ama Çin için böyle en azından. ABD ve İsrail. Son dönemde dönen olaylardan dolayı ABD ve İsrail'in böyle bir şey
diye hayır demiş olma ihtimaline yüksek bakıyorum yani. Ama Rusya ve Çin de neden olmasın ki? Hani ekol olarak baktığımızda Rusya ve Çin beraber hareket ediyor. ABD ve İsrail de beraber hareket ediyor. Ve burada da aynı şık içerisindeler. Sadece belki Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yiyecek hakkının insan haklarından biri kabul edilmesi. Yani iş siyaset, dış siyaset öyle bir şeyden bahsedilmiyor. İnsan haklarından biri kabul edilmesi için yapılan oylamada 180 ülke evet oyu vermişken, 180 ülke. Evet. Ve sadece 2 ülke hayır diyor. Yani ne olursa olsun yani insan hakları için, insan hakları yani dininden, milliyetinden bağımsız bir insanın yiyecek hakkını 180 ülke evet tabii ki bu da insan hakları maddelerinden biri olarak kabul edilmeli diyor ve 2 ülke buna karşı çıkıyor. Ya şimdi ne için yani karşı çıkmış olabilir ki? İnsanlık dışı yani, bir durum evet, değil mi? Evet. Yani evet. Cevaptan an... bağımsız. Yani gıda ve barınma ihtiyacı. Yani şöyle zaten Çin'e baktığımızda dediğim gibi insanlık dışı uygulama olarak baktığımızda bugün Doğu Türkistan'da olaylar oluyor ve evet Çin böyle bir şey yapıyor. İsrail'e bakıyoruz bugün Gazze Savaşı var ve aynı şeyler İsrail içinde oluyor. O yüzden ve bütün yardım yolları tıkanıyor, izin vermiyorlar. İşte onun için hem Çin'de olabilir hem İsrail'de olabilir diye düşünüyorum ama bunu işte uluslararası siyasete dökmeye çalıştığımda... Hangisi daha yakın geliyor öyle baktığınız şimdi zaman. Böyle bir durumda her ne kadar Rusya ile Çin ortak güdümlü olsalar da Rusya'nın Çin'in bu tutumunu destekleyecek bir siyasi yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama ABD İsrail'i destekler mi? Evet destekler. Ki yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğumu söylemiştim. Evet. Yakın zamanda yaptığımız bir eylemde İsrail ve destekçisi ABD içerikli bir pankart asmıştık. Yine yan yana vardı işte. Yani İsrail ve destekçisi Çin, ABD. Doğu Türkistan konusunda mesela Rusya'ya hiç destekçi demedi ama ABD her zaman İsrail'i destekledi bu insanlık dışı tutumunda. O yüzden ABD ve İsrail buna evet diyecek potansiyele, hayır diyecek potansiyele sahip mi? Evet sahip. Ama kesin emin miyim? Değilim. Ama yine de galiba ben bu soruya cevap vereceğim. Çünkü dediğim gibi para için değil, ben burada hani parayı muhafaza etmek gibi bir derdim yok. Evet. Daha fazla soru görmek istiyorum. Daha yeni bilgiler öğrenmek istiyorum. O yüzden çekilmek yerine ben bu soruya cevap vereceğim ve C, ABD ve İsrail son kararım diyeceğim. ...2021'de olmuş bu olay ve İsrail Gazze'yi çevrelemiş durumda, evet. Abluk altına almış durumda ve dışarıdan tek bir yardım girmesine bile müsaade etmiyorlar. Evet. Yani insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor, acaba bugünleri mi hazırladılar? Evet, diye. Evet. ...180 ülke evet diyor, ABD ve İsrail hayır diyor. Demek ki yani diğer ülkeler de o zaman düşünmüştür herhalde. Bunların aklında bir plan vardı. Evet. Sanırım şimdi de o planları uyguluyorlar. Aynen. Bütün dünyada buna şahit oluyor ve kılını kıpırdatmıyor. Maşallah bütün medeni ülkeler, bütün batı medyası, medya özgürlüğünü öğrendiğimiz, fikir özgürlüğünü, insan haklarını güya öğrendiğimiz, kendimize şiar edindiğimiz batı, bütün o medeniyete dair her şeylerini yıktı, alt üst evet. etti. Medyası ses çıkarmıyor. İnsanları evet haklarını yemeyelim. Evet. Batı toplumunda birçok insan bu haksızlığa karşı yürüyorlar. Dinden bağımsız bir şekilde. Londra'da bir yürüyüş vardı ki yürüyenlerden bir tanesi Hristiyan'dı. Bu dinden bağımsız bir şey diyor. Evet. Yani evet. o insanların Hristiyan olması gerekmiyor diyor. Ben de aynı duygudayım. Yani oradaki Gazze'de yaşayanlar Müslüman diye üzülmüyoruz sadece. Evet. Yani 2023'te insanlığın geldiği bu seviyede nasıl bu kadar zalimce bir durum sergilenir ve nasıl buna herkes gözünü kapatabilir? Bu tabii hepimizi infiali sürüklüyor. Artık bir süre sonra görüntülere dayanamaz hale geliyoruz. Çok üzücü, çok üzücü. Ben bu... Allah sabır versin oradaki insanlara. Gerçekten çok zor. Sen ne düşünüyorsun Berkay? Ben bu Filistin-İsrail meselesini ilk duyduğumda 2009 Gazze Savaşı vardı. O zamanlar böyle 5-6 yaşındayım. Yanlış bilmiyorsam kreşe ya da anaokuluna gidiyor olmam lazım.
böyle annemler beni şeyden aldığı zaman, kreşten aldıkları zaman böyle bir tatlıcının önünden geçerdik. O tatlıcıdan tatlı isterdim ben. Çocuktum, şey böyle şekerli şeyler severdim. Tatlıcıdan tatlı alırken o tatlıcı şeyin içine, o poşetin içine bir tane böyle broşür tarzı bir şey koyardı. O zamanlarda okuma yazma biliyordum ben. Broşürü çıkarırdım. Üstünde işte Gazze'li kardeşlerimizi bu bunlardan alırsanız siz de bombalamış olursunuz diye bir boykot broşürü vardı içerisinde. Hmm. Ben de işte oradaki markalara bakıp falan, yani şu anda boykot yapalım falan diye konuşulan markaların ben atıyorum gıda maddesi, ben tadını bile bilmiyorum mesela. Benim boykotum o zamandan başlamış ve hani boykot edeyim diye değil, hani bunu boykot olarak hiçbir zaman görmemiştim. Çünkü zaten 6 yaşında bir çocuğum, yani boykot ne demek ne anlarım. Ama işte hani o yazıyı gördükten sonra hani o yazı beni çok etkilemişti ve hani daha önünden geçerken bile ya şunun bir tadına bakayım deme ihtiyacı bile hissetmemiştim. Hani kalbimin içine bile girmemişti öyle bir şey. Benim de maceram böyle başlamıştı, evet. O insanların yanında durma maceram. Şu şekilde elimizden geldiğince onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne gelirse, haksızlığa karşı dilimiz susmasın diye. Bu şekilde bizim de maceram. Evet, ama haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır, evet, demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi maalesef ki çokça şeytan olduğuna şahit oluyoruz. Evet. Devam ediyoruz Berkay. 10. sorumuza geldik. Değerli izleyenler, 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi mühendis değildir? A. Turgut Özal, B. Süleyman Demirel, C. Necmettin Erbakan, D. Bülent Ecevit. Süleyman Demirel, yanlış bilmiyorsam İTÜ'lü olması lazım. Yani Süleyman Demirel'in bir mühendislik mevzusu olduğunu biliyorum. Necmettin Erbakan da aynı şekilde. İşte çift cevap jokerimi o soruda kullanmasaydım, bunu da Turgut Özal ve Bülent Ecevit derdim ama yine bir yürütebildiğim kadar bir mantık yürütmeye çalışacağım. Ki o dönem siyasetçilerin çoğu sayısalcıydı. Bülent Ecevit halkın adamı olarak, hani böyle halk çocuğu olarak bilinen bir insan. Karaoğlan. Yani. Karaoğlan derdi halk. Yani böyle olunca hani halk içinde bir mühendis ne kadar böyle halkın adamı olabilir, halk çocuğu olabilir diye bahsedilen bir insan mühendis olabilir. Çünkü mühendisin zaman ayırma şeyi çok az. Hani insanlar da haşır neşir olmuyor. Çünkü mühendis deyince aklıma böyle kitaplara gömülmüş, hesaplamalara gömülmüş insanlar geliyor ama eşit ağırlıkçılar daha böyle sosyal insanlar gibi geliyor. Ki ben de bir sayısalcıyım. O konuda kendimi de böyle görüyorum açıkçası. Ama eşit ağırlıkçılar ve sözelciler her zaman böyle halkla daha bir iç içe geliyor. Ama baktığımda Zonguldak Üniversitesi'nin isminin Bülent Ecevit olması, oradan mı mezun olmasıyla alakalı, yoksa Zonguldaklı diye mi ismi oraya verilmiş? Ki Süleyman Demirel Üniversitesi de var yanlış bilmiyorsam, ki Necmettin Erbakan Üniversitesi de var Konya'da. Ama kendisi yine İTÜ'den olması lazım, hatta yüksek bir ortalamayla mezun olmuştu diye hatırlıyorum. Onunla alakalı, memleketle alakalı olabilir, oradan mezun olmuş olmak zorunda değil. Ama Turgut Özal da hani çok kafamı kurcalamıyor değil. Ama şimdi Süleyman Demirel'e İTÜ dedim ama İTÜ'de sadece sonuçta mühendislik şey yok. Mesela ben kimya bölümünde okuyorum deyince herkes beni kimya mühendisliğinde okuyor zannediyor. Ki beni okulumun gurur tablosunda da, lisedeki gurur tablosunda da beni mühendislik olarak yazmışlardı. Onu da şöyle bir durum oldu. Ben çocukluktan beri hep kimya bölümü istiyordum. Hani bilim adamı olmak kimya bölümüdür. Mühendis olmak için de kimya mühendisi okursun. Süreç bu şekilde işler yani. Ben de hep kimya bölümü okumak istiyordum. İşte sınava girdik YKS'ye. Boğaziçi kimyada o zaman 20 bin sıralamayla alıyor. Ben 3500 sıralama yaptım sayısalda. Millet de diyor ki tamam
kimya yazmaz. Kimya mühendisi yazar. Kimya mühendisliğinde 7000-8000 civarındaydı ben tercih yapacağım zaman. İşte tercih dönemini yaptık. Ben Boğaziçi Kimya tek tercih yaptım. Sonra tercih sonuçları açıklandı. Kimya kazandım hocam diye hocalarıma bildirdim. Onlar da kimya mühendisliğine, hani bilgisayar mühendisliğine bilgisayar kazandım diye kısaltırlar diye. Ben de kimya mühendisliğini kimya diye kısalttım zannederek beni kimya mühendisliği diye gurur tablosuna eklemişler. Bütün alt dönemlerim, okula falan da sık giden bir insanım hani her ne kadar mezun olmuş olsam da. Abi mühendislik nasıl bir bölüm falan filan diye şey yaparken ya kardeşim ben mühendis değilim falan diyorum hani temel bilimlerde okuyorum ben falan ki yanlış bilmiyorsam siz de matematik biliyorsunuz temel bilimler. Evet. Tabii o şekilde şey, matematik mühendisi değil matematik. Evet. Ki temel bilimde de hani güzel bir hani siz ne kadar kendi bölümünüzden bir kariyer planı yapmamışsınız ama hani ben inşallah oralardan devam etmeye çalışacağım. Ama hayat ne gösterir bilemiyoruz. Evet, evet. Matematiğin hayattaki yeri tartışılmaz. Tartışılmaz. Yani her şeyimiz matematik. Evrenin dili matematik zaten. Her şeyi işte fizikte yapsan, şeyde yapsan, şuradan attığım silginin yere düşmesi bile matematiğe bağlı falan. Sen kaç yaşında karar verdin kimya okumaya Berkay? Ben kimya okumaya, şöyle ben 6 yaşımdan beri diyordum ki ben bilim adamı olmak istiyorum ama. Dondurmacıdan sonra mı? Efendim? Dondurmacıya uğradığın yaşlar yani. He yok, he, evet evet aşağı yukarı o yaşlar. Belki bir yaş daha büyük olabilirim, tam emin değilim ama. Dedim ki ben bilim adamı olmak istiyorum. Çünkü bilimle haşır neşir oluyorum, böyle yeni bir şeyler öğrenince çok hoşuma gidiyor falan. Sonra hangi alanda ilerleyeceğim, hangi alanda bilim adamı olacağım onun tam kararını veremiyorum. İlk başta böyle uzay çok ilgimi çekti, astronomi falan düşünmeye başladım. Sonra dinozorlar her zamanki gibi o çocukluğun o döneminde her çocuk dinozorları çok sever. Ben de bir paleontolog mu olsam falan oralarda bir şey yaptım. Sonra dördüncü sınıftayken bir kitap okudum. Şu Acayip Atom diye. O kitapta periyodik tablo da vardı. Periyodik tabloyu incelerken falan, aa bak şöyle bir element varmış falan derken bir baktım ben dördüncü sınıfta periyodik tablonun yarısını ezberlemişim. İşte atom numaralarıyla beraber. Şimdi o unutmuş halimle ben bir de şu an kimya bölümünde okuyorum. Yani o zamanki bildiğimi şu an bile bilmiyorumdur belki. Unuttum yavaş yavaş ama. O zamanlar öyle çok hoşuma gitmişti ama kimya diye bir alan olduğundan habersizdim. Yani atomları biliyorum. Ki böyle çocukken de çok yaramaz bir çocuktum ama yaramazlıklarım şey şeklindeydi böyle. Banyonun kapısını kilitlerdim. Ondan sonra şampuan. Ondan deneyler mi yapardın? Kimyasal parfümler, deneyler. Kimyasalları böyle karıştırırdım ne olacak diye izlerdim falan. O zaman bir kan çekmiş belli ki yani. Kimya diye bir bölüm olduğunu öğrenince de dedim ki tamam ben kimya okuyayım. Beşinci sınıfta kimya okumaya karar verdim. Gerçekten idealist bir seçim olmuş. Yani evet. Mahalle baskısı, ebeveynlerin baskısıyla mühendislik değil. Hatta evet, öğretmenlerinin evet. bile sen kendi sesini dinleyip bilim yolunu, evet. bilim insanı yolunu tercih etmişsin. Tebrik ederim Berkay. Çok teşekkür ederim. Dönersek soruya. Hangisi soruya mühendis dönersek. Değildir? Şimdi gözümün önüne getirmeye çalışıyorum kendilerini. Bir mühendis mi görüyorum karşımda diye bakıyorum. Ya zaten Necmettin Erbakan mühendis. Ondan kesin eminim. Süleyman Demirel de keza aynı şekilde. Turgut Özal'da da politikacı tipi var. Yani politika ya da sosyal bilimler okumuş bir insan tipi var. Bülent Ecevit'te de var. Ama Bülent Ecevit nedense son anda aklıma böyle bir mühendislikle bir bağdaştırmaya başladım. Şu an gelen bir şey yani daha öncesinde yoktu. Şu anda bir yerden bir mühendislik bilgisi geldi bana şu anda yani. Ama Bülent Ecevit bir mühendislik fakültesinin açılışını mı yaptı da onun haberi mi gözümün önüne geldi falan. Nereden geldi bilmiyorum ama bir Bülent Ecevit mühendislik eşleştirmesi yaptım şu an kafamda. Turgut Özal, ya Süleyman Demirel'le biri daha İTÜ'lü onu biliyorum. Ama o Turgut Özal mıydı değil miydi? Ondan çok emin olamadım şu anda. Ama dediğim gibi yine para koruma gibi bir hedefim yok. Hani her türlü cevap vereceğim. En mantıklı cevabı bulmaya çalışıyorum şu anda. Hı hı. A ile D arasında gidiyorum. Yani pişman oldum çift cevap jokerini kullanmam ama biraz daha sorunun üzerine yoğunlaşıp hangisi olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet. Turgut Özal, şimdi eşleştirme yapmaya çalışıyorum. Süleyman Demirel, hafif böyle nasıl şey söylenir bilmiyorum ama zayıf bir insan değil yani bedensel olarak. Necmettin Erbakan da
öyle değil. Turgut Özal da öyle değil. Bunların böyle bir ortak özellikleri var ki etrafımdaki mühendisleri düşünüyorum. Onlar da o şekilde ama bu bir tesadüf mü yoksa hani gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Ondan emin olamadım şu anda. Yani aklımda her şeyi birbiriyle eşleştirmeye çalışıyorum şu anda. Çok saçma yerlere de gidiyor olabilir. Hani var olan bütün verileri kullanmaya çalışıyorsun. Evet, arkadaşlar. Evet. Yani şöyle zaten benim prensibim daha çok bilgi öğrenme istemi de şuradan geliyor. Hani bir bilgi öğrenirsen bir bilgi bilirsin. Ama 10 bilgi öğrenirsen o 10 bilgiyi birbirleriyle hani çaprazlayıp yeni bilgileri öğrenmesen bile bilebilirsin. Bu şekilde hani daha önce bildiğim bilgilerden böyle bir çıkarım yapabilecek miyim diye düşünüyorum. Hakime yapmaya çalışıyorsun. Evet. Turgut Özal'a nedense daha yakın geldim şu an ya. Bülent Ecevit de mühendislik eşleştirmesi şu an çok kafamda oturmaya başladı. Ben buna cevap vereyim. A. Turgut Özal, son karar. Bülent Ecevit, Robert mezunu biliyorsun. Sizin okulun evet, yan evet. tarafı, sonrasında da üniversite terk. Üniversite. Söylediğin gibi Turgut Özal, yani Süleyman Demirel de, Necmettin Erbakan da İTÜ, hatta Turgut Özal da İTÜ mezunu. İşte evet. Necmettin Erbakan dediğin gibi, yanlış hatırlamıyorsam 95 ortalamayla bitirmişti. Evet, evet, hatta onun ortalaması geçilemedi, evet. Hala geçilemedi diye hatırlıyorum. Evet, böyle bir şey vardı. Özal da elektrik mühendisi olacaktı. Yapacak bir şey yok. Evet. Geldik. Ama yeni sen böyle öğrendik. Bir şey yaptın. Mühendisler kilolu oluyor dedin. Evet, evet oradan değil mi? Bir yapmaya sonra çalıştım. Necmettin Erbakan kilolu, Turgut Özal öyle, Süleyman evet. Demirel öyle. Bülent Ecevit daha fit bir evet. siyasetçimizdi rahmetli. Sanki Bülent Ecevit'e gidiyormuşsun gibi geldi. Evet. Ya Bülent Ecevit sonra tekrar Turgut Özal. En başta dediğim gibi hani halkla daha bütünleşik olanlar genelde hani eşit ağırlıkçı, sözelci insanlar oluyorlar. O yüzden ben de acaba öyle mi diye gibi gittim, sonra bir daha geri geldim. Sonra aslında bir... iki yolda seni oraya evet, çıkarmıştı. Evet, oraya çıkarıyordu. Hem kilo mevzusu evet. hem halkın içine karışma. Sonra şey çok ağır bastı ya. Mühendislikle bir eşleşme. Büyük ihtimalle bir haberde gördüm. Mühendislikle alakalı bir şey olmuştu herhalde. Ona gitti kafam. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ne paylaşmak istersin en son? En son... Yarıştık. Yeni bilgiler öğrendik. En azından Turgut Özal'ın elektrik mühendisi olduğunu öğrendik. Bülent Ecevit'in Robert Kolej mezunu olduğunu unutmuştum. Şimdi sizi hatırlatınca hatırladım. Güzel bir maceraydı benim için. Yeni bilgiler öğrendim. Hedefime ulaştım. Bu şekilde. Harika. Seni tanımak da bizim için güzeldi Berkay. Çok teşekkürler. İlim ve bilim yolunda başarılar diliyorum. Yolun açık İnşallah. Olsun. Tebrik çok ediyorum. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle olur lütfen. Tebrik ederim Berkay. Çok memnun oldum. Başarılar dilerim. Emre Koçan geliyor. Merhabalar. Buyurun. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi tanımak isteriz. Emre Koçan, 1984 Trabzon doğumluyum. 40 yaşındayım, evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuğum var. Endüstri mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 yılından mezun oldum. Okuldaşız. Evet. 2010 yılından beri otomotiv sektöründe çalışıyorum. Yarışmaya Bursa'dan katıldım. Yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe. Devam ediyorsunuz hala. Devam ediyorum. Şu anda Bursa'da yönetici olarak bir firmada iş hayatıma devam ediyorum. Güzel. Hobiler neler Emre Bey? Trabzonluluk var. Trabzonsporluluk var. Bordo futbol, var, mavi var. Amatör olarak lise dönemine kadar hem futbol hem basketbol oynadım. Sonra bırakmak zorunda kaldık. Onun dışında seyahat etmeyi, farklı kültürleri, farklı insanları tanımayı çok severim. Onun için gezmeye, bu fırsat bulabildiğimiz kadar gezmeye çalışıyoruz. Anladım. Kimle geldiniz? Eşimle geldim. Sözü kendisine verelim. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Kenan Bey. Nasılsınız? Dilara Kübra Koçan ben. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben de 1992 İstanbul doğumluyum. 32 yaşındayım. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliğini bitirdim. Bir süre çalıştım. Şu an çalışmıyorum. Bu şekilde. Eşime başarılar diliyorum. Kendisine çok güveniyorum. Normalde stres ve heyecan yönetimi iyidir. Ama burada tabii nasıl olur bilemiyorum. Bakalım neler olacak. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederiz Dilara Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Emre Bey, kuralları biliyorsunuz. Yani biliyorum. Takılırsanız hatırlatırım, merak etmeyin. Evet. Hazır mısınız? Yani hazır mıyım acaba bilmiyorum. Birazcık heyecanım var şu anda. Normal değil mi? Tabii, burada gayet çıkan normal. Herkes İlk iki sorudan yaşıyorum. Sonra rahatlayacaksınız, hiç merak etmeyin. O zaman ilk iki soruya kadar... Emin olun ilk defa sizin başınıza gelmiyor. Tamam, o hazır zaman mısınız? Hazırım, hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kol saati genellikle nereye takılır? A. Boyna, B. Burun perdesine, C. El bileğine, D. Saça. C. El bileğine, son karar. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisinin sözlük tanımında çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan ifadesi geçer? A. Muhabbet kuşu, B. Su kaplumbağası, C. Kedi, D. Köpek. D. Köpek, son karar. Tebrikler Emre Bey. İlk barajı geçtiniz. 5000 lirayı garantilediniz. Bir hedef var mı aklınızda? Ya bir hedefim yok. Hedefim aslında benim bu yarışmaya gelmek. Şöyle şeylerde de yapmıştım. Hani mülakatlar aşamasındaki sorulan sorulardan biriydi. 40 yaşındayım. Hani yapılacaklar, neler yapılmalı bu hayatta diye. Aklımda bir yarışmaya katılmak vardı. Bir liste hani, hazırladınız mı? Liste hazırladım demeyelim de ama kafamızın bir köşesine yazdık diyelim. Onlardan bir tanesi de buydu. Yani yarışmaya katılmak istiyordum, kendimi denemek. Bu bilgi üzerine, soru üzerine olursa daha da iyi olurdu. Bir hedefim yok, çok iddialı değilim. Yurdum insanıyım, öyle derin entelektüel bilgiye sahip biri değilim ama gelebildiğim yere kadar gelmeye çalışacağım. Yolunuz açık olsun Emre Bey. Sağ olun. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi ünlü yapıyı yerinde görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Fransa'dır? A. Big Ben Saat Kulesi, B. Eyfel Kulesi, C. Brandenburg Kapısı, D. Tac Mahal. B. Eyfel Kulesi, son karar. Tebrik ediyorum. Sırada dördüncü sorumuz var. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Patates, mısır gibi bitkilerden yapılan gevrek atıştırmalık anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Jips, B. Japs, C. Cips, D. Çipis. C. Cips, son karar. Tebrik ediyorum. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Dinlediğiniz Bir Fincan Kahve Olsam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A.
Ajda Pekkan, B. Emel Sayın, C. Nesrin Sipahi, D. Muazzez Ersoy. D. Muazzez Ersoy, son karar. Tebrik ediyorum. Altın sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Türkiye'de kaynağı sadece insan olan kan bağışında bulunabilmek için 50 kilonun üzerinde sağlıklı ve hangi yaş aralığında olmak gerekir? A. 15-45, B. 16-50, C. 17-60, D. 18-65. Emin değilim, bir fikrim var ama onun için bu soruda seyirciye sormak istiyorum. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Türkiye'de kaynağı sadece insan olan kan bağışında bulunabilmek için 50 kilonun üzerinde sağlıklı ve hangi yaş aralığında olmak gerekir? A. 15-45, B. 16-50, C. 17-60, D. 18-65. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %100 oranıyla D şıkkı demişler Emre Bey. Siz ne dersiniz? Ya, ben de D diyorum. Son kararım. Kan bağışı toplum sağlığı için çok önemli tabii. Hem kendimiz için hem kanımızı verip destek olduğumuz vatandaşımız için. Öyle mi? Ne kadar ama güzel. Ama hiç yaşı, ya şöyle aslında belliydi sorudan. Yani D oldu ama hani 16'da da acaba mı dedim, hani zorunlu şartlarda belki alınıyordur diye bir gitmedim diye. Onun için B ile D arasındaydım. Siz kendim... de 3 defa bağışladınız. Evet. Gönlünüze sağlık. Umarım her vatandaşımız aynı hassasiyeti gösterir. Bu kesinlikle konuda gerçekten ihtimamlı olmamız lazım. Ve sıra geldi Emre Bey, ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi ünlü film serisi karakterini Emma Watson canlandırmıştır? A. Sarah Connor, B. Mary Jane Watson, C. Arwen, D. Hermione Granger. Ben de burada bir joker daha kullanmam gerekiyor. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Cihan Cantaş, Yuşa Ufuk Eroğlu, Selin Karabulut Tekin. Kimi arayalım? Cihan Cantaş'ı arayalım. Yakınınız nedir? İş arkadaşım, sektör arkadaşım. Evet, bir makine mühendisi edası var. Yaklaştınız, çok yaklaştınız. Öyle mi? Malzeme mi? Metalürji malzeme mühendisi. Mühendislik var ama yani, değil mi? Sektör. Evet. Gereği oluyor. Umarım doğru cevap verir Cihan Bey. Yani güveniyorum böyle sinemalar bunda da bilgilidir. İyi akşamlar Cihan Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Emre Koçan ikinci baraj sorusunda takılı size danışmak istedi. Tamam, tabii ki. Emre Bey şimdi soruyu okuyacak. Umarım efendim. Emre Bey şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Buyurun. Hangi ünlü film serisi karakterini Emma Watson canlandırmıştır? Hangi ünlü film serisi karakterini Emma Watson canlandırmıştır? Sarah, evet. Connor, Mary Jane Watson, Arwen, Hermione Granger.
seçenekleri bir daha alabilir miyim? Sarah Connor, Mary Jane Watson, Arwen, Hermione Granger. Maalesef süre yetmedi. Ben %50'yi de kullanayım. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Mary Jane Watson. D. Hermione Granger. Yani hiçbir fikrim yok. Onun için... Son 5 saniye. Çekilmek istiyorum. Son karar. Devam etseydiniz ne derdiniz? B diyecektim. B, Mary Jane Watson mı diyecektiniz? Evet. İyi ki çekilmiş. İsabetli karar almışsınız Emre Bey. Doğru. Nasıl geçti yarışma sizin için? Yani çok heyecanlıydım. Öncelikle onu söylemem gerekiyor kesinlikle. Yani bu kesinlikle mesela şu anda jokerlerimin ikisini kullanmıyor olabilirdim. Bir tanesiyle gitmiş bile olabilirdim, evet. O heyecan olmasaydı. Bu soruda da bir seri olduğu için, hani seri film serisi olduğu için Cihan aslında Yuşa Ufuk'ta film, o ikisi arasında kaldım. Ama bir seri olduğu için, daha eski film olduğu için Cihan'dan yana oyumu kullandım. Süre yetmedi orada da. Süre yetmedi diyelim. Evet, ama şöyle olsun. Söyleyeyim, dediğim gibi ben gelirkenki en büyük amacımı gerçekleştirdim. Hem benden sonrakilere hem etrafımdakilere bence... bir enerji verdiğimi düşünüyorum bu anlamda. Bir de lisenizdeki o yarışma... Tiki de tamamlamış, evet, oldum. Onu da atmış oldunuz. İsteğimi de yapmış oldum. Yani baraja gelseydim çok mutlu olacaktım ama nasip diyelim. Tebrik ediyorum. Ben 30 bin lirayla oluyoruz size. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslan Ögel geliyor. Merhabalar. Aslan hoş geldin. Merhaba Kenan Bey. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Aslıhan Ögel ama Aslı'yı kullanıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Aydınlıyım. 32 yaşındayım, evliyim, 4 kedim var. Özel bir şirkette finans muhasebe departmanında çalışıyorum. Eğitim nereden aldın? Mimar Sinan Sosyoloji'de okudum. Hobiler neler yapıyorsun? Fotoğraf çekmekle çok ilgileniyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Yeni yerler, yeni tatlar keşfetmeyi çok seviyorum. Bu şekilde Kenan Bey. Buraya kimle geldin? Eşimle geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz? Teşekkür ederim, seni de tanımak isteriz. Barış Ögel ben. Yazılımcıyım. 38 yaşındayım. Yaklaşık 3 ya da 4 yıldır evliyiz. İkimiz de tam bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Nasıl? Gerçekten mi? Evet, bazen 100 yıl gibi geliyor ikimize de. Aslı sen de mi bilmiyorsun? Yani o tarih konusunda ikimiz de bilmiyoruz gerçekten. Hani erkekler bu konularda hatalar yapar da kadınlar yok, genelde sıkı tutar bu işi. Barış daha hakim, ben hiç bilmiyorum gerçekten. Çok şanslıyım. Evet, yırttın Barış. Kesinlikle. Peki sevgililer günü, doğum günü, ilk tanıştığınız gün? Doğum günü dışında hiçbir şey kutlamayız biz. Müthiş. Sizin evde huzur, sizin evde rahatlık. Kesin, ha? O yüzden 4 kedi var. Çok güzel. Şey diyecek misin Aslı'ya? Kendisi buraya gelirken çok heyecanlıydı. Ben belki ondan daha heyecanlıyım. Fakat onun bir hayat mottosu var. Ben son kez onu hatırlatmak istiyorum. Hep der, benim canım sağ olsun, canın sağ olsun hayatım. Teşekkürler Barış, tekrar hoş geldin. Aslı kuralları biliyorsun. Evet Kenan Bey. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Fabulların ana kahramanları genellikle hangisi olur? A. Hayvanlar. B. Bakteriler. C. Amipler. D. Öglenalar. A. Hayvanlar, son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor.
Bilgisayarlarda ve internette kullanılan 1 veya 0 olabilen sayısal veri birimine ne ad verilir? A. Pire, B. Bit, C. Çiyan, D. Tahta kurusu. B. Bit, son kararım. Geliyorum Aslı. Teşekkür ederim Kenan Bey. İlk barajı geçtin, 5000 lirayı garantiledin. Evet, ek hedefimi gerçekleştirmiş oldum. İkinci hedef nedir? Aslında buraya eğlenmeye geldim. Yani hayatıma keyifli banı katmak istiyorum. Umarım bu keyifli banı katarken aynı zamanda para kazanmış olurum. İlk hedefim aslında düşmemekti yürürken. İkinci hedefim ilk barajı geçmekti. Şu an 2'de 2'de gidiyorum, bakalım. Bakalım 3'te neler olacak. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Birlikte yaptığımız pazar kahvaltıları gözümde tütüyor cümlesinde geçen gözünde tütmek deyimi ne anlama gelir? A. Çok yorulmak, B. Çok sıkılmak, C. Çok özlemek, D. Çok üzülmek. C. Çok özlemek, son kararım. Tebrik ediyorum Aslı. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi gün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür? A. 12 Mart, B. 23 Nisan, C. 19 Mayıs, D. 29 Ekim. A. 12 Mart, son karar. Yürekten tebrik ediyorum Aslı. Teşekkür ederim Kenan Bey. Çok kafa karıştırabilecek bir soruydu ama hiç tereddüt etmeden 12 Mart dedin, doğru cevap verdin. Yürekten tebrik ediyorum. Çok mersi. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı. Dinlediğiniz Bağdat adlı şarkıda Ayla Çelik'le düet yapan kimdir? A. Ata Demirer, B. Cem Yılmaz, C. Yılmaz Erdoğan, D. Beyazıt Öztürk. Seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni kum çal telefon. D. Beyazıt Öztürk, son kararım. Tebrik ediyorum Aslı. Çok nice. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi klasik eserin yazarı Ivan Turgenev'dir? A. Babalar ve Oğullar, B. Suç ve Ceza, C. Goryo Baba, D. Savaş ve Barış. Savaş ve Barış değil, Goryo Baba değil, Suç ve Ceza değil. A. Babalar ve Oğullar, son karar. Tebrik ediyorum Aslı. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Hadi bakalım. 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangi ünlü sinema filmi karakterini Uma Thurman canlandırmıştır? A. Scarlett O'Hara, B. Hermione Granger, C. Mia Wallace, D. Marla Singer.
Ben burada seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangi ünlü sinema filmi karakterini Uma Thurman canlandırmıştır? A. Scarlett O'Hara, B. Hermione Granger, C. Mia Wallace, D. Marla Singer. Süreniz 10 saniye. İnanılmaz bir oran. Sevgili seyircilerimiz %50'şer oranla B ve C şıklarını işaretlemişler. Aslı sen ne dersin? Ben bir de telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Can Baysal, Gülce Başer, İlker Çiçek. Can Baysal'ı aramak istiyorum. Yakınınız nedir? Can arkadaşım, çok uzun yıllardır. Kendisi yazılımcı. Barış'ın meslektaşı. Barış'ın meslektaşı. Genel kültürlerine çok güvenirim. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Sinema bilgisi iyidir. Umarım iyidir. Umarım. Can Bey, iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Aslı Ögel ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Aslı şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Bekliyorum. Hangi ünlü sinema filmi karakterini Uma Thurman canlandırmıştır? A. Scarlett O'Hara, B. Hermione Granger, C. Mia Wallace, D. Marla Singer. Uma Thurman canlandırmıştır. A. Scarlett O'Hara, B. Hermione Granger, C. Mia Wallace, D. Marla Singer. Uma Thurman. Sanırım C. Teşekkür ederim Can. Hadi bye bye. Bye bye. C. Mia Wallace son kararım. Tebrikler Aslı. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Can'ın desteğiyle ikinci baraj sorusuna doğru cevap verdin. 50 bin lirayı garantiledin. Bununla beraber çift cevap şoker hakkı kazandın. Çok teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsun şu an? Şu an daha rahatlamış hissediyorum. Bilmiyorum fark ediliyor mu ama hala titriyorum aslında. Ama şu an ikinci barajı geçmek bende olduğu gibi bütün yarışmacıları çok rahatlatıyordur. Bundan sonra galiba keyif almaya bakacağım daha fazla. Umarım. Umarım. Hangi filmdeki karakteriydi hatırladın mı? Mia Wallace? Pulp Fiction. Bravo, ucuz romandaki karakter. Evet, aslında emindim ama çok şey olamadım. Seyirciden zaten Hermione Granger çıkınca büyük bir Harry Potter hayranı olarak direkt onun olmadığını biliyordum ama diğer karakterlerden çok emin olamadığım için teyit garanti oynamak istedim işin aslı. Devam ediyoruz Aslı. Sırada 8. sorumuz var. 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi cücüklenir? A. Fren balatası, B. Kaşar peyniri, C. Civciv, D. Patates. Yani patates bildiğim kadarıyla cücükleniyor. Hani fren balatası cücükleniyorsa gerçekten ilginç olurdu. Hani civciv canlı bir şey, o da değildir gibi geliyor. Kaşar peyniri hani çürür, küflenir. Yani ama bu barajdan sonraki sorularda da insan acaba bir şey mi var hani fren balatası da cücüklenebilir mi diye düşünmüyor değil. Yani civcivle kaşar peynirini aslında eledim. Hani fren balatası oradan bana bir şey çıkartır mı diye endişe etmiyor değilim. O yüzden ben %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar mı? Yani böyle bir muhtemelen sonra izlediğimde kullandığım için pişman olabilirim. Ama şu an bunu yapmak istiyorum. Çok da heyecanlıyım. Hani yanlış bir şey düşünüyor da olabilirim. Dediğim gibi ikinci baraj sorusundan sonra da çok ekstrem şeyler çıkabiliyor. O yüzden ben %50'yi kullanayım lütfen. Son karar mı? Son karar. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. Civciv. D. Patates.
zaman çift cevap joker hakkımı da kullanayım. Yani civciv cücüklenmez ama hani cücüklence tutar. Zaman da bir yerde cücüklenmiştir. Hani böyle bir şey, argüman vardır, bir bilgi vardır. Son karar mı peki? Son karar. İlk tercihin hangisi olur? D, patates. Joker'in daha azı, onu da kullanacaktın sanki. Yani ben aslında çok böyle cesur biriyimdir kararlar alırken de buraya oturunca bir şey oldu bana. Bir 180 derece değişti gibi oldu karakterim. Halbuki en başında söylediğin doğruydu. Patates cücüklenir, civcive yani, de cücük derler ama cücüklenmez. Yani civcive cücük dendiğini bilmiyordum işin aslı. Anadolu'da derler bazı yerlerde cücük ama cücüklenmez yani. Yani cücüklenmez de hani dediğim gibi ikinci baraj sorusundan sonra böyle bir acaba bir şey mi var, hani çıkar mı bir şey? Hani fren balatası çıksa şaşırmazdım mesela yani. Milyoneri sıkı takip ediyorsun anladığım kadarıyla. Yani ben çocukken ailem televizyon izlememe izin vermezdi. Kenan Işık sunarken bir tek Kim Milyoner Olmak İster izleyebiliyordum bilgi yarışması olduğu için. Daha sonra da bir gün evde otururken izlerken ben de katılmalıyım diye düşündüm. Ne kadar güzel. O günden bugüne. Evet. Tebrik ediyorum Aslı. 9. sorumuza geldik. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Çin Halk Cumhuriyeti yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır? A. 1924, B. 1944, C. 1964, D. 1984. Ve en korktuğum spor sorularından biri geldi. Yani işin aslı gerçekten hiçbir fikrim yok maalesef. Şıklara baktığın zaman? Yani 44 İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. O yıllarda olimpiyat, hani öyle hatırlıyorum, olimpiyatlar yapılmamıştır mıdır diye düşünüyorum ama Almanya çok güçlü katılmıştı sanki. Öyle bir şey de hatırlıyorum bir taraftan. Yaz olimpiyatları olmayabilir bu arada. Belli bir süre ambargoya uğradı mı diye düşünüyorum Çin Halk Cumhuriyeti. Onu da çok fazla bilmiyorum maalesef. Hani böyle katılmasına izin verilmediği bir süreç oldu mu? Yani aslında 44 değildir diye düşünüyorum nedense, hani İkinci Dünya Savaşı süreci vesaire olduğu için. 24 çok erkenmiş gibi geliyor. Yani şimdi kazandığım parayla da yapmak istediklerim var, onu da düşünüyorum. Anneannemle dedim Almanya'ya göndermek istiyorum bir kere daha. Onlar 20 yıl yaklaşık Almanya'da yaşadılar. Ben de bir kez daha görmelerini istiyorum. Anneannemle dedemle büyüdüm ben. Görmek mi istiyorlar? Ne ben kadar oldu, kaç yıl oldu döneli onlar? 80'lerin sonlarına doğru döndüler. Bir yaşımdan beri onlarla büyüdüğüm için böyle hani küçük bir İyi bir şey kazanırsam buradan, iyi bir ödül kazanırsam onlara küçük bir hediye vermek istiyordum. Kendime de bir fotoğraf makinesi almak istiyordum işin aslı. Kenan Bey, maalesef fikir yürütebileceğim hiçbir bilgiye sahip değilim bu soruyla alakalı. Keşke jokerlerimi patateste harcamasaydım. Muhtemelen bütün arkadaşlarım çok kızacaklar bana. Barış, sen de çok kızma. Ama dediğim gibi maalesef bilmiyorum ve vaktinizi de çok almak istemem. Senin canın sağ olsun aslı. O yüzden çekilmek istiyorum. Öyle miydi aslında lafı? Senin canın sağ olsun mu, senin yok, canına değsin? Yok, benim canım sağ olsun. Senin canın sağ olsun, evet. Çekiliyor musun? Evet. Son karar mı? Son karar. Devam etseydin ne derdin? 1964 derdim ya, 60'lar iyidir. Çin Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu acaba? Yani 24'te değil muhtemelen. Evet. Değil mi? 44'ten de emin değilim. Evet, 44 hani savaş yılları vesaire diye düşündüm. Şimdi 80... Mao'dan sonra olmadı mı? Tamam. Ay, bunu Selin duyarsa çok kızabilir bana. Peki Aslı, çok... 100 bin lirayla uğurlayacağız seni. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan hocam? Çok teşekkür ederim. Herkesin yaşaması gerektiği bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Benim gibi böyle korkaklık yapmasınlar emin oldukları sorulardan bundan sonra katılacak arkadaşlar için söylüyorum. Çok keyifliydi. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. 100 bin lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen.
Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Mehmet Durri Süzen geliyor. Merhabalar. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Mehmet Durri Süzen, 20 yaşındayım. Şanlıurfa Hilvanlıyım. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Müzikle ilgileniyorum kendi çapımda tabii ki. Okuduğum bölüm dolayısıyla tarımla da ilgileniyorum. Şöyle bunlardan bahsedebilirim. Müzikle nasıl ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun? Kendi çapımda müzik. Ne tarz müzik yapıyorsun? Reggaeton. Biliyor musunuz reggaeton? Dinler misiniz? Bilmiyorum. Yabancı olarak Sefo Türkiye'de yapıyor. Yabancı olarak Bad Bunny yapıyor. Öyle kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Var mı o çaptan çıkacak bir şey şu an? Ya umarım olur inşallah. Yok şu an söyler misin? Paylaşır mısın bizi? Kısa bir verse söyleyebilirim size. Tabii ki. Yani sözleri söyleyeyim, şarkıyı söylemeyeyim de. Belinay diye bir parçam var kendi yazdığım. Belinay galiba Burcu Yay, teni ay gibi ay, ay gibi teni ay, Belinay Belinay. Nakaratı böyle. Tabii farklı verseler de var. Umarım bir gün çıkarım, hepimiz dinleriz bunu. Umarım gönlüne göre olur. Teşekkür ederim. Mehmet bu Durri ne demek? Hocam rahmetli dedemin adı. Dürri cennetin incisi demekmiş. Rahmetli dedemden geldi. Zaten bizim doğu tarafında... Yani soyad değil, dede ikinci isim gibi mi? İkinci isim. Anladım. Bizim doğu tarafında ismi Kur'an'da geçiyorsa direkt yapıştırıyorlar. Ondan dolayı dedemin adı. Eyvallah. Cennetin incisi demek. Anladım Mehmet. Kimle geldin? Hem eniştem hem de kuzenim, teyzemin oğlu Mahmut Bey'le geldim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Kenan Bey. Nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben Mahmut Süzen, Şanlıurfa'dan geliyorum. Gayrimenkul işiyle uğraşıyorum. Mehmet'e ve diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Kısa ve öz oldu. Teşekkür ederim. Yapacağım bir şey yok. Peki, tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet, kuralları biliyorsun. Evet, biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi tavlada karşısındakine hiçbir pul toplamaya fırsat vermeden kendi pullarını toplayıp iki sayı kazanmak anlamına gelen bir deyimdir? A. Merkür yapmak, B. Venüs eylemek, C. Dünya oluşturmak, D. Mars etmek. D. Mars etmek son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Brezilya fönü yaptırmak için hangisine gidilir? A. Türk hamamı, B. Diş polikliniği, C. Otosanayi, D. Kuaför. D. Kuaför son karar. Tebrik ediyorum Mehmet. Teşekkür ederim. Sende var mı Brezilya fönü? Yani yaptılar. Yaptılar mı? Evet. Teşekkür ederim onlara da buradan. Tebrik ediyorum. İlk barajı geçtin. 5000 lirayı garantiledin. Teşekkür bir hedef ederim. Var mı aklında? Bir hedef, yani hedefim 500 bin inşallah. Gönlüne göre olsun. Teşekkür ederim. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisinin diğer adı ehliyettir? A. Kimlik kartı, B. Evlilik cüzdanı, C. Sürücü belgesi, D. İkametgah il muhabiri. C. Sürücü belgesi son kararım. Tebrik ediyorum Mehmet. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 10.000 lira değerinde sorumuz geliyor. 10 düzine hangisine eşittir? A. 100, B. 120, C. 200, D. 240. Bir düzine 12 olduğuna göre 10 düzine 120, B. 120 son kararım. Teşekkür ederim.
Tebrik ediyorum Mehmet. Teşekkür ederim. 5. sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Türkiye'de hangi özel gün aynı miladi yıl içerisinde diğerlerinden öncedir? A. Sevgililer günü. B. Anneler günü. C. Babalar günü. D. Dünya şaka günü. Bu soruda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ayhan Aslan, Mehmet Süzen, Metin Dönmez. Kimi arayalım? Ayhan Aslan'ı aramak istiyorum. Yakınınız nedir? İngilizce öğretmenimdir lisede. Kendisine güveniyorum. Umarım doğru cevabı verir Ayhan. Umarım. İyi akşamlar Ayhan Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyiyim Kenan Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Mehmet Süzen 5. soruda takıldı, size danışmak istedi. Evet. Mehmet şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım, evet. Hocam, Türkiye'de hangi özel gün aynı miladi yıl içerisinde diğerlerinden öncedir? A. Sevgililer günü, B. Anneler günü, C. Babalar günü, D. Dünya şaka günü. Sevgililer günü. Tamam, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sevgililer günü, A. Son karar. Yanıtmadı bizi. Senin kafanı ne karıştırdı burada? Hangisi karıştırdı? Ya, Dünya Şaka Günü 1 Nisan biliyorum. Evet. Anneler Günü, Babalar Günü onu ben karıştırdım. Anneler Günü Mayıs'ın ikinci pazarı. Evet. Babalar Günü de Haziran'ın ikinci pazarı. Onu karıştırdım işte. Evet, onu karıştırdım. Evet, yoksa biliyordum yani. Annenin babanın günlerini kutlamayınca tabii karışıyor. Kutluyoruz da işte. Gecesinde WhatsApp durumunu atıyorlar, orada görüyoruz. Sevgililer gününü hatırlıyorsun ama. 14 Şubat. Tamam, annene babana anlatırsın bunu. Mehmet. Tebrik ediyorum Mehmet. 6. sorumuza geçtik. 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Vurur adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Özlem Tekin, B. Deniz Arcak, C. Göksel, D. Reyhan Karaca. Yaşım. Sanki boynumda asıl kaldı. Seyirciye sonra joker hakkını kullanmak. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Vurur adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Özlem Tekin, B. Deniz Arcak, C. Göksel, D. Reyhan Karaca. Süremiz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %35 oranıyla A şıkkı, ona en yakın %30'la D şıkkı, ona da en yakın %21'le B şıkkı demişler. Mehmet, sen ne dersin? Ya seyirciye güveniyorum. Arada çok az bir fark var ama yani çoğunluğu dinlemek içimden geliyor şu an. A, Özlem Tekin son kararı. Sen de söyledin, oranlar birbirine biraz yakındı. Evet. İnşallah doğrudur yani. B şıkkı %21. Maalesef doğru cevap Deniz Arcak olacaktı. Deniz Arcak'ın muhteşem yorumu. Çok da güzel bir parçasıdır. Ben çok severim. Sağlık olsun Mehmet. Evet. Teşekkür ederim. Küsmüş gibi kalkıyorsun Mehmet, olur yok, mu öyle? Yok, küsmedim ya. Öyle. Beklemiyordum aslında. Çoğunluk bu cevabı verince. Evet. Beklemiyordum. Ama sen de söyledin %35, %30, bir de yani %30'luk kesim Reyhan Karaca'ya gitmiş. Üçüncü yüzdelik olarak en evet. Yüksek üçüncü şık. Kim bilebilir ki yani? İşte senin bilemediğin gibi seyircilerimiz de bazen bilemeyebiliyorlar. Doğrudur. Canları sağ olsun. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Sizi tanımak güzeldi. Sizinle sohbet etmek güzeldi. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık Mehmet. Seni uğurluyoruz 5 bin lirayla. Böyle alın lütfen.
Tebrik ederim. Buradan. Değerli izleyenler, Milyoner'in sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.